geldiniz. Burada misafir hocalarımız da var. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine geldikleri için. Bugün burada şu an hepimiz bir lisans dersindeyiz. Aslında halk film bölümünün son sınıf lisans dersi. Biz de bu derste Kemal Tahir'in kör romanlarını her hafta okuyarak nasıl bir köy ve nasıl bir köylü temsili olduğunu tartışıyoruz. Ve Kemal Tahir deyince de tabii Türkiye'de Kemal Tahir üzerine en çok yazan, üreten, çalışan araştırmacılarından biri de Kurtuluş Kayalı hocamız. Tanıyorsunuz ama ben de Dil ve Tarih Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi diyerek tanıtayım kendisi kısaca. Bu derse her hafta gelerek katkıda bulunan Meryem Karagöz Kurtuluş Ocağı ile ilgili bir fotokopi çektirdi, sizin için hazırladı. Onu da dağıtalım mı? Keyifle okursunuz. Kurtuluş Ocağı üzerine umarım daha başka da çalışmalar yapılması ile onunla ilgili bir dergi özel sayısından değil mi Meryem? Efendim? Bir dergi özel sayısından değil mi? Armağan Tayyip'e doğum günü armağan falan diye, Kurtuluş Kayalı'ya doğum günü armağan diye, öyle başlıyor daha sonra. Yani. Biyografisi Türk sinema filmlerine, sinema ve Türk düşünce dünyası kafaları diyerekten 3-4 tane yanı var. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Dışarıdan gelenlerciğim, doğrudan Çimpat diye duyurularda yazmıştım ama benim Behçet Necati diye şiirimize geçmeden önce ne yaptık diye. Önce Sedat Bey'in Sörnek Söz Tarih Biyografi Belki Çalışması kapsamında biz Sedat Bey'in Sörnek'i 35 yıldır diyalarda duran yani diye olarak duran fotoğraflarını elektronik ortama aktardık ve o fotoğraflarda tabii yaklaşık 600 civarı fotoğraf vardı. Kırsal alanda hocanın çektiği. O fotoğraflarda nasıl bir köy ve köylü temsili var onu tartıştık. Sonra ilk köy konusu filmi Aysel Bataklıdan'ın kızı izlemişti herkes elinde. Derste onu tartıştık ve bu filme kaynaklık eden film 1917 yapımı bir İsveç filmi. O filmi de izleyerek sessiz bir konuşmuştuk. Benim farklılığı çok İsveç filmleri, Türk filmleri çok farklı bir köylü temsili var. Onun karşılaştırmasını yapmıştık. Sonra Türkçe yazılmış ilk köy romanı diye bilinen bazılarının hikaye dediği, o konuda biraz tartışmalı ama Nazilade Nazım'ın Karabibik adlı eserinde de yine nasıl bir köylü tasvir yorum konuştuk ve şimdiye kadar da Sağırdere, Kör Duman ve Rahmet Yolları Kesti üzerine konuştuk. Bugün Yediçinar Yaylası hakkında konuşacağımız kitap. Kurtuluş Hocamız da bize genel olarak yani Kemal Tahir'in biliyorsunuz bu sene 106. doğum yılı. Çok uzun bir süredir Kemal Tahir üzerine yazılıyor, çiziliyor. Neden? Tekrar neden yorumlanıyor Kemal Tahir? Bu neden önemli? Onun üzerine bir konuşma yaparak burada bizimle beraber olacak. Şimdi bu arada bilenler biliyor ama bilmeyenler için ben 2,5 yıldır buradayım. Daha önce Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde çalışıyordum. Burada 2,5 yıldır verdiğim derslerde halk bilimde alan olarak çok müsait olduğu için zaten konular geldiğinde, yeni geldiğinde şiirden, sinemadan, edebiyattan örnekler veriyordum. Ama bu dönem şöyle bir şeye karar verdim. Her dersin başında belli bir süreyi bir şiire ve bir resme ayırıyoruz bu dönem, bütün derslerde. Şair olarak da bu sene Behçet Necati'nin 100. doğum yılı olduğu için biraz da onu seçtim. Ve her hafta onun bir şiiri hakkında konuşuyoruz. Sonra da o şiirle bağlantılı olduğunu düşündüğüm bir şey, resim üzerinde konuşuyoruz. İlk defa geçen hafta da Hayri Erbaş Hoca derse konuk olarak geldi ve o Behçet Necati Gül'ün Eski Sokak adlı şiirini çözümledi. Merhabalar. Merhabalar. Bugün şimdi
Normalde öğrencilerle karşılıklı konuşarak yapıyoruz şiir resim konuşmasını, Kemal Tahir konuşmasını da. Ama bugün asıl konuğumuz Kurtuluş Kral olduğu için ben çok interaktif yapmadan kendim çok şartı içinde ders ama bu ekranı hatırlatayım. Onu yaparak tamamlayıp sonra sözü Kurtuluş Hoca'ya bırakacağım. Bugün hakkında konuşacağımız şiir Kar Kar. Ali Aydar bize okur. Tabii ki de okur. Kar kar, farı kalbin farı da, kapına yığılacak karları küreyeme. Ben senin neceğinim kalbin, kulun, kölen, müneccim. İşlerin açmazlar, koş aç, koş aç. Rafında kapkacak, torbanda un. Al bir lengel kar, deve ol. Deve hamurunu kendine kendin. Yokum ben, bıktım. Gerçekten bıktım. Kafam derdinle içeride. Acılar mı, anılar mı? Kar, kar. Geldi oluyor, şakacıktan mı bulduk, neyse. Şimdi Behçet Necatigil'in daha önceki şiirleri hatırlarsanız Solgun Bir Gün Oluyor Dokununca hariç ve bir şiiri daha eski dönem şiirleriydi. O şiirlerinde bir hikaye, mesela eski sevgiliyle karşılaşılan ya da eski sokakta bize bir hikayeyi anlatıyor. Tabii şiirde bir hikaye anlatılır, onu anlamak bu tür şiirlere göre daha kolay. Öyle bir şiir anlamak daha zor. Tabii, çünkü daha kapalı bir şiir. Şimdi bu şiirle ilgili ben de araştırma yaparken Emin Özdemir Hoca'nın bir yazısını gördüm. Emin Özdemir kim? Emin Özdemir Ankara Üniversitesi'nden emekli bir Türk Dili Okutmanı hocamız. Çok önemli bir hoca. Türkçeyi muazzam özellikle yazan ve konuşan bir hoca. Bizim için de ayrıca şundan önemli, Sedat Bey Sönmey'in arkadaşı olduğu için biz bu Sedat Bey Sönmey projesi kapsamında Emin Özdemir Hoca'yı da elinde ziyaret etmiştik, konuşmuştuk. Tabi o zaman Behçet Necati üzerine konuşun da olsa konuşurduk ama o zaman konuşmuyorduk daha. Behçet Necati üzerine yazdığı yazıda şunu söylüyor. O da Ankara Üniversitesi'nde çalışırken bu şiiri seçmiş bir hafta ve öğrencinle beraber tartışmak için öğrencinin bu şiir karşısında çok zorlandığını söylüyor doğal olarak. Sonra bunun tesadüfen Behçet Necati ile karşılaşınca ona da söylemiş. Yani biz bu şiiri konuştuk ve hani zor oldu diye öğrenciler için. Behçet Necati ile şiirin güzeli okuru yorandır diye cevap vermiş. Şimdi biz de birazcık yorularak öğrencilerle tabii bir bakalım anlamaya çalışalım. Bu şiirin önemli, ben sadece burada kar ve karmak sözcüğünü işaretledim ama aslında tuzak sözcüğü ve bir de kapan sözcüğü de. Değil mi? Cinas vardı. Ortaokulda hep görüp de nefret ettiğimiz şeyler. dolayısıyla bir ondan dolayı anlamak zor. Bir de tabii metaforların yoğunluğundan dolayı anlamak zor. Şimdi şiirde sırayla gidecek olursak farı kalbim farı da kapına yığılacak karları küreye mi? Farımak günlük dilden aşina olduğumuz bir kelime değil. Ama Karaca olan da farımazdı deli gönül farımaz, akar gözlerimin yaşı kurumaz diye. Ya da Yedi Çınar Yaylası'nı bu hafta için okurken birden orada da işte bir kadından bahsederken bir karakter bunu yoğurmuştur ki hamur gibi ama karı yiğit olduğundan hiç farımamış diye. Kemal Tahir. Güçsüz düşmek, yorulmak, yıpranmak anlamında, vazgeçmek, usanmak anlamında. Hani kalbini vazgeçmesini ve kapısına yığılacak karları küreyememesini söylüyor. Şimdi burada kar ve en sonda acılar mı, anılar mı, kar kar. Bir de üçüncü bölümde al bir lengel kar. Buradaki kar hem hani kar tabii ki ama hem de burada metafor olarak karşımıza herhalde kapının önüne yığılan, yani kalbin önüne yığılan dertler, tasalar olarak karşımıza çıkıyor. Behçet Necatigil'in biraz hayatını da konuşmuştuk daha önce. Kendisi
hayatını kazanmak için öğretmen olarak çalışan, düşük maaşıyla işte geçinmeye çalışan iki kızı sabah işe gidip akşam gelen ve vakit bulduğu her an, her zaman geceleri neyse vaktini edebiyata ayıran, şiir yazmaya ayıran biri ama şiir tarzı nedeniyle 1960-70'li yıllarda o dönemin egemen şiir anlayışının dışında yazdığı için ve geçen hafta Hayri Hoca çok güzel anlattı. Yani politik olan nedir? Aslında her şey politiktir ama Behçet Necati Genel şiirinde o politik olan şey çok doğrudan, çok açıkça söylenmediği için belki diyor eleştirmenler, hani o yıllarda belli bir baskın olan şiirdeki camianın dışında kalmış ve onun için de belki üzülen biri. Hatta onunla ilgili yeni çıkan bir kitabın ismi Unutulmak İsteyen Şair, değil mi? Öyle Doğan'ın yazısında vardı. Öyle bir adı var. Unutulmayan Sefer Gayri'yle Doğan'ın sonra sonra bir tane üstünde unutulmaya, arka plan atılmaya çalışan iki isim olduğunu söylüyor. Doğan'ın da aslında geri dönüp tekrardan Kemal Tahir'e ve Necati Giler'in şiirine dönüp yeniden yeniden okumamı gerektiğini ifade ediyor. Ben de dert işte aslında bu dersin ilk başlayacağı hafta o yazıyı okuduğumda size de yollamıştım hocam. Hani bu kadar dert düşer mi diyerekten. Çünkü hem Necati Giler'in işleyecektik hem de Kemal Tahir'in Aman'ın işleyecektik. Güzel oldu. Hani şey diyor ya, derneğin yazar, şair, yazar iyi oldu, güzel oldu diyerekten. Peki ikinci günde ben senin Necan'ın kalbim. Kalbini hani kalbi kendi önünde onlara ihbarlık yapan biri mi? Yoksa hani gelecekle ilgili olarak geçmişle mi yoksa gelecekle ilgili olarak onlara ihbarlık yapan biri mi? Açmaz da burada yine iki anlamda. Hem hani dışarıya açılmaz, kalp dışarıya açılmaz. Dolayısıyla dışarıdan da bir şey giremez. Zaten hani önünde karlar var anlamında. Hem de içinden çıkılması güç durum anlamında. Koşaç koşaç diyor ama ne yazık ki hani ilk bölümde ve şiirin son bölümünde aslında açılacak bir kapıya yönelik bir arzu da yok. Öyle bir istek de yok. Kalmamış zaten. Rahında kapkacak zormanda olun. Lenger yayvan kenarları geniş büyük bakır kap. Onu alıp onun içinde kar, neyin kar? Deve hamurunu. Deve hamuru da yenilmesine, sindirilmesi güç bir yiyecek. O zaman burada hani şair kapının önünde yığılan karlar, dertler, sıkıntılar neyse, yalnızlık, geçim zorluğu, şair olarak istediği şekilde, istediği kadar o neyse, belki o şekilde anılmamak bilmiyoruz dertleri neyse. Bütün o dertlerin kapının açılması nasıl karlar dolayı mümkün değilse, bu dertlerin de sindirilmesi mümkün değil. Deve hamuru olduğu için ve son bölümde de zaten bütün bu dertlerin birikmesinden ve bunlarla baş edememekten mi diyelim, kalbin dışarıya açılamamasından da bıktığını ve kapan derdinde içeride acılar mı anılar mı, böylece dertlerle kastettiği şeyin içerik olarak asıl anılar ama acı dolu anılarla beraber olduğunu bize söylemiş oluyor ve onları kar birbirine kar, dışarı çıkılabilecek, kalbin açılabileceği bir durumda yok ve İçeride de kapan, hani hem kapanlık hem de içeride kapandığı zaman kişi aynı zamanda bunun için tuzağa dönüşmesiyle ilişkili bir bağ kurarak anlatıyor. Evet. Resmimize gelirsek, resmimiz Hugo Sinberg'in Yaralı Melek resmi. 1903 yılında yapılmış bir resim. Bu resmin hani bu resim ve ressam Finlandiya'da çok sevilen resim.
tarihçi. 2006 yılında Finlandiya'da oylama yapılmış Ankara'sında ve Finlandiya'nın en sevilen tablosu. Halk, yani Finlandiya'nın piyesi neden tablo olarak seçilmiş halk tarafından? Ama ilginç olan resimde Finlandiya'yı temsil eden herhangi bir ulusal gösterge olmaması. Ama insan tabii Finlandiya'da en çok hani bu resmiyle tanınıyor herhalde. Fakat başka resimleri de biliniyor. Bilinen bir resim ve adını açılan web sitesinde de yani yazılan hepsi Fince'ydi ne yazık ki yani okuyamadım ama bu resminde nasıl yapıldığını fotoğraflarla anlatıyorlar. Yukarıda şu resmin arka fonunda görülen fon, zamanının Helsinki'sinde işçi sınıfının boş zamanlarını geçirmek için gittiği park mesela. Fotoğraflarla çalışarak ve birçok eskiz yaparak tabii bu resmi ortaya çıkarmış. Eskiz, yani bu resmin taslaklarını yapmış çok sayıda falan doğal olarak öyle çalışıyor ressamlar zaten. Şimdi burada iki çocuk görüyoruz ve bir küçük kız çocuğu var, Melek. Ve bu Melek'e baktığımızda en çok dikkatimizi çeken şeyler, birincisi başı hasta gibi, çok önüne eğik ve gözleri bir örtüyle kapalı. Kanadında kan var ve kanadı da hırpalanmış, yaralı bir Melek bu. Onun iki çocuk taşıyor. Bu çocuklara yakından baktığımızda biri hiç görev insanı olarak istediğini bozmadan yürürken öbürünün bize baktığını görüyoruz. Resmen tabii her durumda ne kadar büyütülsün, reprodüksiyon başka bir şey, aslı başka bir şey. O duyguyu vermesi mümkün değil. Ama hani çocuğun bakışlarında sistemli ve bizi ayıplayan bakışları görüyoruz. Çocuk hani seyirciye yani bize bakarak bu duygusunu bize iletiyor. Yani izleyiciyi suçluyor. Ne için suçluyor olabilir? Melek yaralı olduğu için. Ve Melek'in yaralı olmasına sebep olan da bizi suçladığına göre biziz. Herhalde burada sabah giderste öğrencimiz Murat Türk'ün güzel bir yorumu vardı. Yazmıştı da ders grubunda Facebook'ta. Melek dünyayı, dünyadaki tüm acıları temsil ediyor diye. Öyle. O nedenle yaralı bir Melek. Ve çocuk da hani bize suçlayarak bakıyor. Yine başka... bunu diyecektim. Çocuk, çocuklar da, taşıyanlar da çocuk. Hani bu yükü çocuklar taşıyor. Melek de çocuk zaten. Yoksullar. Zaten fon işçi sınıfının gezinti yeri. O tabii yaralı Melek hani yoksulluk da dahil birçok yarayı temsil ediyor. Yani çok yaralı. Evet, dünyanın acısı da bizim acımız diyerek. Ama Melek'in elinde bir kardelen var ve manzaranın da çevresinde küçük küçük kardelenler var. Kardelen, Nevruz Kıdrı'yla Zeynep'in geri gelişi vesaire, onunla ilgili metinlere baktığınız zaman çeşitli çiçekler, biri de kardelen. Yeni yılda ilk karın içinden ilk çıkan çiçek ve yeni yılı müjdeleyen, simgeleyen bir çiçek. Yani hani ümit hep var anlamında, yeni yıl yenilenme anlamında kardelen. Şimdi şöyle bir şey yapalım isterseniz, biz derste resimleri, şiirleri konuşurken şunu da yapıyoruz. Ben araştırma yaparken bu resimler ya da şiirler popüler kültürde de karşımıza çıkıyorsa, karikatür olarak, resim olarak, yani burada müzik parçası, bu müziğin sözleri de ilişkili resimle ama asıl resmin bir klibi, bu müziğin klibinde bu tablo canlandırılıyor. Onları da derste örnekler olarak görüyoruz. Ama şimdi isterseniz şöyle yapalım. Ben görüntüyle ilgili sıkıntı var. Ama internetten videoyu açmaya çalışayım. Bu müziği dinleyelim. Hem de 3 dakika ara gibi olmuş oldu. Sonra Kemal Tahir'e geçeceğiz diyorum. Murat Türk burada değil, değil mi? Yok, Murat Türk değil.
pardon, diğer numara. Yakan. Yakan. Ekranda böyle gözükmediği zaman bir ayar yapılıyor, ekranda da gözüküyor. Onu yapabilecek olan var mı acaba içinizde? Teşekkür ederim. İnternette de bir sıkıntı var galiba. Bu arada resimle ilgili şey söylemeyi unuttum. Ressam bu resmi menenjit geçirirken yapmış. Ve menenjitte, hani menenjitin semptomları biliyorsunuz, biri ışığa karşı duyarlılıktır ve meleğin gözleri bağlıydı. Başka bir semptom boyunda sertliktir. Ve meleğin hani boynunda inanılmaz bir hani eğrilik vardı. Ve tabi o gözlerin artması ağrıyla da baş ağrısı yapıyor galiba menenjit. Ressam bu resmi o dönemde yapmış ve bu resminden, yani kendi yaptığı resimden güç aldığını söylüyor, iyileşmiş. Böyle bir hikayesi de var, bilmiyorum. Menenjit hikayesi. Yavaş yavaş.
hızlı geçelim. Evet, bu normal yaptığımız şey. Tabii resimle şiiri de karşılaştırmak. Herhalde resimle şiiri karşılaştırdığınızda en belirgin, her ikisi de acı üzerine. Ama hani en belirgin farklılık şiirde kendi içine kapanma, tuzak gibi kendi içine kapanma ve orada kalma varken Yaralı Melek'te kardelen bedeniyle, o kardelen şiirde Roland Barthes'in punktum bile. Yani benim için. Yani resme baktığımda da hiç resimle ilgili bir şey fark etmeden önce de bir kardelen, iki punktum var diyelim. Bir de hani şey kanattaki yaralanmayı fark etmiştim. Yani dikkatimi çekmiştim. O bütün resmin oradan, hani ışıldayının o olduğunu düşünerek bakmıştım resmine. Bunun temel farklılık olmuştu. Acı var mı? Kardelen şey de var. Yeşilde farkı. Şimdi hemen hani hocamızı da daha çok bekletmem için ben şey geçeyim. Yedi Çınar Yaylası da çünkü bu haftanın konusuydu. Önce şey söyleyeyim mi? Yedi Çınar Yaylası'nı okuyanlar var mı acaba sınıfta? Evet. Kenan mı? Evet. Ha, tamam, anladım. 3 slide sonra onu konuşalım. Şimdi Hilal Erağ var, Atızer var falan. Şimdi Kemal Tahir'in Yedi Çınar Yaylası, bunu da Meryem kitap arkasını çekip bana göndermiş sağ olsun. Yani bu da önemli bilgi yayınlarından. Yedi Çınar Yaylası köyün kanunu ve büyük manla beraber birbirini bütünlüyor. Bir üçlemenin ilk kitabı. Yer Çoruk Kasabası ve Yedi Çınar Yaylası. Yedi Çınar Yaylası'nda olay olarak karşımıza çıkan çok az olay var ama çok önemli. Yaylanın metaforik anlamı çok önemli, bunu konuşacağız. Ve esas olarak Yer Çoruk, tarihte iki, şimdi en başta Dilaver Ağa ile ilgili anlatılan bir şey var. O bayağı bir önce olmuş, 1908'den önce. Ama o olaydan sonra asıl olaylar 2. Meşrutiyet'ten az önce başlayıp bir ilanından 3 yıl sonrasında bitiyor. Genel olarak şöyle bir tablomuz var, hani olay örgüsünü anlamak için. Dilaver Ağa, başıbozuk paşası, asker kökenli olmayan bir Çorum paşası. Çakırların Halil Ağa, Çorum ayağını olarak atanmış ve bölgede devlet için vergi toplama işlerini yürüten kişi. Onun oğlu, yani Halil Ağa ile Dilaver Ağa arasındaki çekişme de anlatılıyor. Oğlu Çakırların Ömer Efendi ve onun da oğlu Kenan, kitaptaki asıl hani şey, ana karakter. Karacahönüm Ağa, Dilaver Ağa'nın tüm işlerinin ve tabii tüm kötü, pis işlerinin diyelim takipçisi. Deli Elvan'da Karacahönüm Ağa'ya karşılık, romanlar hep böyle ikili bir yapı var. Çakırların Ömer Efendi'nin de her işe koşturan biri. Ömer Efendi'nin eşi Saime Hanım, Kumalar Güllü, bir de onlarla beraber yaşayan bir kadın daha var, Gönül Nazmiye. Romanda ondan bahsederlerken Ömer Efendi'nin kahvesi diye bahsediyorlar. Ömer Efendi'nin bir oğlu var, o da Saime Hanım'dan. Abuzer diye bir karakter var. Bu Abuzer herhalde daha sonraki romanlarda karşımıza çıkacak önemli bir kişi. Türkçe bilmediğini de söyleyerek ailesiyle beraber Çorum'a geliyor ve Ömer Efendi'nin yanına sığınıyor. Daha doğrusu Ömer Efendi'nin yanına alıyor ve onlar da özellikle ikinci eşi Emey olayların önemli bir kahramanına dönüşüyor. Yani bir de romanda Abuzer'in mi? Evet, ağa oluyor sonra. Büyük Mahmut Hocam, Abuzer, oğlu Tülük, ikinci eşi Emey, yani artık ağa oluyor Tülük. Abuzer de romanın sonunda. Tabii Büyük Mahmut romanını şey yaparken Tülük'ün hikayesini okuyacağız. Orada Emey güçlenmiş ve para sahibi olan bir kadın. Daha sonra Kenan'dan yardım ediyor. Tülük'ün başına bir şeyler geliyor çünkü. Evet, öyle hocam. Abuzer karakteri daha sonra Büyük Mahmut'a yeni adam olarak kaldı. Bir de romanda önemli iki kişi var. Yani az bahsedilen ama hani Osmanlı bakımından arka planı veren Cevdet Bey.
Simon'un akrabası Çorum İttihat'ta Terakki Cemiyeti Başkanı Desenfettin Bey, romanın başında olunca bunlar ne yaptılar? Tartışmalar çıkıyor işte. Video Cevdet Paşa Halil Ağa, pardon Cevdet şey konuşurken ya bir İttihat'ta Terakki Cemiyeti dediğim gibi çıkmadı diyor falan. O da biraz böyle Kemal Tahir'in göndermesi var. Bir de 7'deki Hatan Paşa karakteri burada önemli. Kemal bir yorumda şey deniliyor. Kemal Tahir'in Abdülhamit'te olan biraz sevgisi var. Çünkü babası Kemal Tahir'in babası Maramo Abdülhamit'in parmağında. Ve ilk şey olduğu zaman Abdülhamit'e karşı bir iken bir şey oluyor. Sarayı batıyor Ali Tuhami. 7'deki Hatan Paşa da onu topa davetiyle öldürüyor. Ve temellik hükmetinden birden Barış Halde'ye hükmetlenen bir şey. Ve Çorum'a da İttihat Kulesi'ni getiren kişi 7 metre boyunda şeylerinde Kemal Tahir hatta abartarak iyice anlatıyor romanında. Böyle bir kullanırken Kenan sahibisi. Ve yani 7'de yönden başarının Beşiktaş'ta galiba böyle bir tanıdım var. Böyle de bir fırın mı var orada? Okuma yazma yazmadım. Tam sizi gurme görüyor değil mi? Okuma yazma yazmadım söyleniyor ama evlerde şey deniliyor. Hocanın yani Yedinteki Hatan Paşa'nın medeni eğitim aldığı söyleniyor. Ama imzası değişiktir. Yedinteki imzası Arapça Yedinteki Hatan'ın oluşmak kullanıyor. Böyle bir bilgi veriyor. Şimdi çünkü ben hiç oraya girmeyeceğim. İyi oldu yani onun için sanırım. Şimdi bu çok ilginç. Beşiktaş'ta kırını var. Kırını mı var? Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta bir ders soracağım. İlk hocam Beşiktaş Karakol'un komutanı var. Onlar mı? Onun için orada var. Şimdi internette şöyle bir şey buldum. Ben de benzer bir tablo hazırladım. Bu Deyfri takma adıyla, bilmiyorum gördüğünüz mü tesadüf, yani çok ilginç. Kavaklı'nın arkeolojisi veya yatmadan önce Yüz Kuşku Darbesi adıyla. Kemal Tahir'in Çorum İş Güçler isimdeki cinsel ilişkiler ağını çıkartmış. Acayip bir tablo ama hakikaten gerçekten bir sene önceki 3. bu 4. romanımız, 3 romanda da böyle bir karışık durumlar var. Yedi Çınar Deryası'ndaki durum bu mesela. Şimdi Cemile ile Dilaver Paşa beraber ve sonra Cemile'nin yaptığı baskıyla Ömer Efendi bir cirit yarışmasının sonunda atıyla Cemile'yi Yedi Çınar Deryası'na kaçırıyor. Ama orada beraber olup olmadıklarına dair rivayet muhtelif. Ömer Efendi Saim Hanım'la evli. Aynı zamanda Güllü Kuma ve Benli Nazmiye var evde, onlarla beraber yaşayan. Benli Nazmiye ile Güllü arasında da bir cinsel ilişki var. Romanda ablacılık diye tabir edilen. Kenan, Ömer Efendi ile Sahile Hanım'ın oğlu. Kenan'ın da iki analığıyla ilişkisi var. Ve Güllü analığının Hacer diye Ömer Efendi'den kızı var. Kenan'ın esas olarak Güllü ile ilişkisi var. Romanın yani ama Nazmiye ile de sürekli roman boyunca cinsel yakınlaşmaları oluyor. Ama gerçekten ne zaman beraber oluyorlar? Romanın sonunda Ömer Efendi ölürken, can çekişirken ve tam öldüğü sırada hemen yanında Kenan onun beraber yaşadığı kadınla beraber oluyor. Benli Nazmiye'nin sadece Güllü ile değil, Abu Zer'in ikinci eşi olan Emre ile de cinsel ilişkisi var. Ve Abu Zer, tabii Emre ile Abu Zer'in aslında ikinci eşi. Yani Çorum yalan rüzgarı şeklinde bir tablo. Şimdi ben okuyunca tabii, şimdi Kurtuluş Hoca eminim ki bambaşka bir perspektiften bakacak. Bakıyor, yazdıklarını da biraz biliyorum Kemal Tahir'inki. Ben Kemal Tahir'i okuyunca ben bu ilişkilere hocam. Yani bu kadın erkek ilişkilerinin karmaşıklığını ve hani nasıl oluyor, niye oluyor, nereden geliyor? Gördüğümüz romanda da aynı tabloyu görünce, yani bu yalan rüzgarı tablosu diyelim. Yani 4 romanında da var standart bir şekilde. Bak o bana çok ilginç geldi. Ve onu 4 köy romanında okuduğumuz. Büyük mara okumadım.
Şimdi sen ya... Şimdi mesela senaryo dediniz, Yedi Çınar Yaylası'nı film yapmaya karar vermişler bir ara. Ve o filmle ilgili senaryo notlarında Kemal Tahir not düşmüş. Hani şurada Adalı'yla beraber olduğu için, acaba yer mi olsalar falan, akraba mı olsalar diye. Hani film olursa daha şey dikkat çekiyordu. Şimdi ben kadın erkek ilişkileri üzerinden hani anlamaya çalıştım Yedi Çınar Yaylası'nı. Neden diye burada. Benim bir ruhsal çözümleri gerekir diye düşünüyorum ve bunun için de hani benim bakış açıma göre anne bebek ilişkisine kadar gidilemedim. Neden? Çünkü hani yani benim bakış açıma göre bireyin en küçüklük döneminde işte 0-6 yaş arasında en yakınında insanlarla kurduğu ilişkiler ve yaşadığı duygular ve onlara ilişkin geliştirdiği tutumları birey hayatı boyunca yeniden yani tekrarlıyor. Bunun adı da analitik bakış açısında aktarım. Bu aktarımı sürekli yeniden gerçekleştiriyorum. Ben buradaki bu karmaşık kadın erkek ilişkilerini anlayabilmek için hani romanda anlatılan erkek karakter, bütün karakterlerin özellikle de Kevin'in hani anne baba ve çocuk ilişkileri ve aralarını yani onları anlarsak nasıl bir aktarımı böyle geliştirdiğini görebiliriz diye düşünüyorum. Annelere bakalım mesela. Bu romanda anneler nasıl anlatılıyor? Saim Hanım, Güllü, Kör Karı ve Fatih var anne olarak. Görüşürüz. Saim Hanım, Güllü, Kör Karı ve Fatih'e bakalım. Şimdi Abuzer'in annesi Kör Karı diye anlatılan kişi adı da yok romanda ve zaten kendisi de kör. Ahırda yanı başında Kenan ve Abuzer'in diğer işi emeği defalarca cins olarak yaklaşıyorlar. Görmüyor. Kör olmasını hani metafor olarak da okursak görmeyen bir anne. Yani kendi çocuğunu, gelinini, hani orada olan biteni görmeyen bir anne mesela birincisi. İkincisi Fatih Abuzer ile ilgili ve Sülüğün annesi Saim Hanım. Bu nasıl bir anne Fatih? İşte bunların yanına yerleştiklerinde bitme oldukları için semerlerini yakmak istiyorlar. Semerlerde kurut var diye hamam dönüşü. Ve işinin kılıcını alıyor ve saldırıyor ve altınları yeni semere saklamaya kılıyor. Bu kadınla ilgili verilen nadir bilgilerden biri bu. Yani korumaz ve yani kendi ailesinin çıkarını düşünen biri. Oğlu Sülük. Emeğin Kenan'ın ilişkisini söylememiz karşılığında Kenan'dan para alıyor ve hatta Kenan'ın verdiği parayı az buluyor ve daha da fazlasını istiyor. Ve hatta Kenan bile hani bu ilişkiler yuvanın içinde biri olarak Kenan bile şaşırıyor. Çocuğun para istemesini ve daha da fazla para istemesini. Diğer anne Güllü. Güllü de Kenan'ın anası ama aynı zamanda Kenan'la beraber. Ve şey hani evde anne babalar çocuklarıyla birlikte yattığı için böyle anlıyoruz romandaki hani halk mimarisi kısmından. 5 yaşlarındaki kızı Hacer'le yani kalıyor Güllü ve hani onun yanında ve kız artık annesinin Kenanlısı oluyor kızın. Kardeşi oluyor değil mi? Evet, kardeşi oluyor. Annesinin kardeşiyle, üvey kardeşiyle evet, beraber olduğunu görüyor. Saim Hanım'ın romanda hani kadın karakteri olarak en düzgün anlatılan ve onun için tek cümle Kenan'ın annesiyle ilgili söylediği cümle anası ilişkilerinden öyle görünüyor ki top patlatsalar uyanacağı olmuyor diye. Saim Hanım'ın yakın akrabalığı kocasını şikayet ediyor. Kocasının yüzüne şimdi şu çok ilginç kocasının yüzüne karşı şimdi kocasını şikayet ediyor, kavga ediyor daha doğrusu. Bir kavgası var kocasıyla, emeğiyle ve evine getirdiğinde. Ve orada da diyor ki, kaz dövüştürdüm, bir şey demedim, paçalı güvercin besledin, işte koç vuruşturdun, parmağında şahin gezdirdin, sıska beygirler için alırda yattın, eve getirdiğin kadınlar var filan falan. Ve Abuzer ve ailesine en son getirdiği için körü. Şuradaki şeyler beni... Romandaki yetişkin erkek karakterler öyle anlatılıyor ki yetişkin değiller. Yani çocuk gibiler. Ve zaten şeyde Saim Hanım da işini bir çocuk gibi hazırlıyor. Bu adam da zaten hani kendisi böyle işte horoz dövüş, kaz dövüştürdüm, koç vuruşturdum falan. Kendi kendisini de komiğine gidiyor dinlerken ama o da ona kızıyor.
yansıyor inanın. Yani aralarında karıyla kocanın arasında karı koca ilişkisinden çok Saima'nın kocasının da annesi olmuş gibi bir ilişki var. Yani kocası Ömer Efendi de ailenin öbür oğlu Işınak oğlu. Evet, Ömer Hanım bile 35 yıl oldu diyor, artık diyor bacı kardeş gibi olduk yani. Gözlülük o kadar ilerledik diyor. Herhalde karı koca ilişkisinden bacı kardeş ilişkisinden cinsellik kastediyor. Evet, olur da kaydedilirken ben de bu şeyde de hani kadın tarafı tatlı mı diye. Ve hani diğer Ömer, Ağa, Kenan'la yaparken hani bu törenlere küçükten işte çocuk oğlanca böyle yapacağım kızlar, kadınlar da işte yapmayı zaten hani o altyapıya hamuruyor. Ben de dedim Ömer Ağa'nın babası da olsun. Evet. Şimdi ben de zamanında erkek karakterlerin göre çok az kadın karakter var ve onlar hakkında da az konuşuluyor. Ama konuşulduğunda da asıl konu kadınların baştan çıkarılıcılığı üzerine. Ama aslında kadınların baştan çıkarması değil, erkeklerin kadınları baştan. Yani erkeğin gözüyle kadın veriliyor romanda ve doğrudan bana kalırsa romanın isminde Yedi Çınar Yaylası anlamlı. Metafor olarak Yedi Çınar Yaylası'nın kadın için kullanıldığını düşünüyorum. Zaten hani şeyde, şehir ve doğa karşılaştırmasında her zaman hani metinlere baktığımız zaman edebiyat metinlerine hatta felsefe metinlerine vesaire şehir aklı temsil eder ve aynı zamanda erkeği temsil eder ve doğa duyguları temsil eder, aynı zamanda kadını temsil eder. Böyle bir hani, ataerkil zihin dünyasında diyelim, böyle ikili bir yapılanma var. Yeni Çınar Yaylası'nın da bu şekilde kadını temsil eden bir metafor olduğunu düşünelim. Neler deniliyor yaylarla ilgili? Mesela Hanefi Yedi Çınar Yaylası'nda olanları fısıl fısıl anlatmaya başlıyor. Hiçbir zaman orada olanları biz yüksek sesle duymuyoruz. Yani çok gizemli bir yer. Kadın için verilen bu hani eril bakış açısıyla verilen şey, yani kadın bilinemez, gizemlidir, duygular zaten anlaşılamaz, birden patlar, birden söner, anlamayız, çok mistik bir yapısı vardır şeklinde bakış açısının karşılığı Kemal Tahir'de. Ve orada anlatılan tek olay da Yedi Çınar Yaylası zaten bir kadın gibi anlatılıyor. İşte Gülük diye bir eşkıya varmış, yanında da aşık olurmuş, ona bağlama çaldırmış. O çalarken geceleri zamanından kalma çınarlar, birer büyük asker tutacağına yavaş koca çınarlar, çizmeli karılar gibi titremekteler diyor. Ve Yedi Çınar Yaylası'nın kendisi de buradaki betimde böyle uzun uzun okuduğunda bir kadın gibi, bir kadın olarak betimleniyor. Burada yaşanan sadece iki olay var. O da yine kadın metaforunu destekleyen şeyler. Cemile'nin Ömer'le yaylaya kaçışı. Yaylaya aslında Ömer kaçmıyor. Ben onu tekrar söylemek isterim. Cemile kendisi Ömer'i çok beğendiği için cirit yarışmasında ölümden önce haber yolluyor zaten hatırlarsanız. Yolladığı haberden sonra olumlu bir haber alamayınca ben kadın halimle böyle olması cirit yarışmasında önüne çıkıyor ve kendisi atla neredeyse zorla atlıyor ve kaçırtıyor kendisini. Ve Kenan'ın da Emi ile beraber olmak için çoban Hanefi'yi öldürmesi de romanın sonunda Yedi Çınar Yaylası'nda gerçekleşen bir şey. Çoban Hanefi ve evli ve hani çocuğu var, Yedi Çınar Yaylası çobanlık yapıyor ama orada çobanlık yaptığı için Emi'nin kocası Abuzer evet, o çünkü çoban var zaten orada. Dolayısıyla onu orada yani hani kadına ulaşmasına engelleyen erkeği de Yedi Çınar Yaylası'nda öldürüyor. Yedi Çınar Yaylası tekin bir yer değil. Gavur Ali diyor ki Abuzer Ağa'nın bugün yataklık ettiği eşkıyalar Yedi Çınar Yaylası'nı eski ettirir diyor. Ve tekin bir yer olmadığını gösteren başka bir şey, yağlı muşambalara sarılmış kız gibi 25 tüfek Yedi Çınar Yaylası'nın mağaralarında yatıyor diyor. Ve orada çakan şimşekler bile bizim karakterimize erotizmi çağrıştırıyor. Yedi Çınar Yaylası taraflarında çakan şimşeklerle yüzü bir aydınlık bir karanlıyordu. Kenan karıyı var gücünde kucakladı.
Ve cinsel tatmin, dolayının cinsel tatminde kaynağı, bu da ilginç bir alıntı, abuzer, sülük abuzerin oğlu diyorsunuz. Romanın sonunda artık her şeyin sahibi olduğu için ağa oluyor. Ve müfettişe diyor ki, Cuma'ya bizim yaylada işkıya teslimi var. Erkence gelirsiniz, bu aylarda Yedişınar Yaylası'nın Poyraz rüzgarına doyum olmaz. Bu sülük köleni atıcılıkta işkıyalarla tokuştur. Silah şorunu beğenmezsen sopaya yatırırsın, öküzler gibi bövmesini dinleriz de güleriz diyor. Bu dediğin sülük kendi öz oğlu. Ve hani burada öküzler gibi bövmesini dinlemek, yani ondan duyulamazdı. Dolaylı cinsel takımda uygulamaz. Ve baştan çıkarıcı Yedişınar Yaylası, Kenan emeğiyle konuşurken bizim yaylamız iyidir. Adamı kıt, Allah'ı bol diyor. Benli Nazgı ve Ömer'e yaylayla adamsız, adamsız yerde şeytan adamı kolay aldırtır. Bu zaten kadının yaptığı, yani geleneksel bir şey aslında kadının yaptığı bir şey. Baştan çıkarmak, aldatmak, kandırmak falan. Ve ulaşmak çok zor Yedişınar Yaylası'na, tam da bu özelliklerinden dolayı. Şöyle bir metafor var. Karılakir yukarıda Nazmi'nin odasındaydı. Öyleyken çıkıp atma üşeniyor. İki adamın yolu. Yedişınar Yaylası'na yokuş gibi. Yüzü kesmiyoruz diyor. Evin içindeki iki kattan bahsederken. Ve Yedişınar Yaylası yasak cinselliğinde özgürce yaşanabileceği bir yer. Kenan için ben Yedişınar dağ başı daha iyidir. Dağ kurban olayım. Dağda bir ben bir Allah. Karın fenayı atmanın kolay yolu diyor. Tütün bir kaçakçısı Yavur Ali de zaptiye elini kastederek onu bağlara götürürüm, atın önüne katar da kırbaçlayarak Yedişınar Yaylası'na çıkaracağım da fazladan diyerek. Hani oğlancılık kelimesi kullanılarak da romanda yazılan atıflar var. Onlardan biri. Çorum'un zaptiye kolansı Cil Efendi, demek ki senin bu olan iki çift lafın var. Evet Zülfü, böyle bir işi şart olsun hak etti diye cevap veriyor. Yedişınar Yaylası aynı zamanda erkeğin cinsel gücünün kaynağı. Deli Elvan, bu Hanefi, yani oradaki çoban, niye bu kadar sağlıklı kireliği tetik? Çünkü sizin yaylanın havası lokman ekim dermanı. Senin babanın da pek iyiliği nereden bakalım? Yedişınar Yaylası'ndan diyerek. Hani bu gücü söylüyor. Kenan'a yine senin baban başı bozuk başısı. Hani biraz Vera'nın cemilesini, Kenan'ın babası Yedişınar Yaylası'na kaçırdığında bir şey oldu mu olmadı mı Çorum halkı arasında dert konuşuyorlar. O da diyor ki eğer baban yaylada ağzını pınara dayadıysa hiç inanma. Söyleyilen yalan, onlar birlikte olmuşlardı diyor. Yani Yedişınar Yaylası Çorum'un en yakınında, hem ulaşılması zor, köyde kasabadaki kadın gibi arzuyu ortaya çıkartan ve deşifre eden, uğruna en kötücül şeylerin yapıldığı ve hiç tekin olmayan bir yer. Dolayısıyla romanda yani kadın cinsellik üzerinden kadın roman boyunca var. Zaten hani erkeklerin bütün eylemlerini kafada sabitlenen o kadına ulaşmak ve onun için her şeyi yapmak belirliyor. Ve bu ama yine de kadından az söz ediliyor. Asıl hani erkekler ve onların eylemleri anlatılıyor. Ama bence romanda adından başlayarak başından sonuna zaten yedi çıkar yaylası olarak kadın var. Yani yok ama var kadın. Yani anne yok ama var. Bu kadınların şöyle bir şey de var. Mesela Dilaver Paşa Cemile'yi ilk gördüğünde, yüzünü gördüğünde aman aman bir bağırış duymak konak yaptırıyor sokağın başına. Ve sonra Cemile kaçtığında yaylaya geri döndüğünde herkes Dilaver Paşa'nın ona tepkisini göstereceğini düşünürken tam tersi herkes Cemile'nin bağırdığını duyuyor ona ve Cemile Dilaver Ağa'ya yaylaya gitmiş dönmüş. Aman kölen oluyor. duysunlar sakallı da yüz duyunlar duysun onu ne yaptım daha da yapacağım geri diyerek cevap veriyor. Şimdi Kenan'ın analığı Gülü ile ilişkisini konuşmuştuk. Benli Nazmiye ile de babası ölürken yanında beraber oluyor. Ve emeğin işi Abuzer Yedişınar Yaylası'nın çobanları olsun diye kendisi de emeğiyle rahatça birlikte olmak için kendisini büyüten çoban Hanefi ve eşi kendisi üzerinde emeği var. Onu büyütmüşler. Önce onlara yalan söyleyerek işten attırmaya çalışıyor. Sonra bunu başaramayınca
Bu da çok az bahsediliyor. Sadece Cevdet Bey, bu ithal veren kişi, akrabası aynı zamanda Ömer Efendi'nin. Ömer Efendi sürekli oğluna Kenan'a o varzalık yapması yönünde terkinde bulunuyor. Ve 15 yaşında Cevdet Bey de bunun ne kadar yanlış olduğunu söylüyor. Biz şu diyalogdan ve kitaptan Ömer Efendi'nin oğluyla sadece hovarladığın iyi bir şey olduğunu, üzerinden bir ilişki kurduğunu, babayla oğlun arasında başka hiçbir ilişki olmadığını görüyoruz. Abuzer Ağa'nın da oğlu var, Sülük. Onunla da ilişkisi sadece romanda işte kendi çocuğu için sevgilisinin beylere yayrada getirmesi balıkaya dövmesini dinler biliriz diyor. Yani kitapta şunu söylüyorum yani kitapta anne yok ama baba da yok. Öyle çocuklar tamamen tek başına yalnız kapalı, kapanmış dünyalarında izole yaşıyorlar. Şimdi diğer önceki kitaplara baktığımızda Kulak Sıza Mustafa yani tam cinselişim anlaşılmıyor ama yani Topal İsmail eşi Meryem'le yani ne diyelim hani olağan görülemeyecek bir yakınlıklar oluyor diyelim. Yani romanın bakış açısından konuşuyorum. Dünyanın bakış açısından değil. Ayşe ile de beraber olmak istiyorum. Onun için her şartı zorluyor. Olmuyor. Bu romanın devamında gördüğüm anda Kulaksız'ın Mustafa hem Ayşe'yle hem de Ayşe'nin kız kardeşi Fatih kızla ilişki kuruyor. Ama Ayşe aynı zamanda bu romanda evli. Zaten Kemal Tahir Ayşe Sağır'ın kaderiyle evlendiği için buraya çıkar. Çorum'da çevresinde geçen rahmet yolları kesildi de yine Uzun İskender buradaki hikayede Gülbeniz'e tutuluyor. Aynı Kenan'ın eline tutulması gibi bu da Arif Ağa'nın kızı ve bütün olaylar bunun üzerinden gelişiyor. Şimdi bu duygularla biz bu yani anne baba ve çocuklar arasındaki bu ilişkilere baktığımız zaman bence şunu görüyoruz. Hani aktarımdan bahsetmiştim. Buradaki kadınlar Emek Sahime Hanım'ın Kenan'ın duygularının aktarımının gerçekleştiği bir kadın. Yani buradaki ben romanı okuduğumda bütün kadın karakterleri temel asıl hikayesi anlatılan erkek karakteri annesinin yansımaları olarak okuyorum. Şimdi öyle okuduğumuz zaman erkekleri de babanın yansımaları olarak okuduğumuz zaman bütün bu karakterler arasında çok yoğun erotizm ve şiddeti bir dengede olmadığını ve bir sarkaç gibi salındığını görüyoruz. Şimdi Fethi Naci köyün kavramından bir alıntı yaparak orada bir cümle var. Kimse kimseyi sevmiyordu. Fethi Naci eleştirmek için Kemal Tahir'i söylüyor da bunu. Ama çok güzel bir alıntı bu. Hakikaten hani okuduğumuz dört roman üzerinden söylüyorum. Gerçekten kimse kimseyi sevmiyor. Yani tırnak için alarak söylüyorum. Ve burada yaşanan ilişkiler ya da yaşanmak istenen ilişkilerin hep hani marasi olduğunu ve o kadar marasi ki yani o kadar hastalıklı, o kadar patolojik ki karakterlerin de sonunu hazırlıyor. Zaten onları bir yok oluşa, mantık oluşa götürüyor şeyler. Ve annenin yokluğu ve babanın yokluğu bu roman Yedi Çınar Yaylası'nda en önemli özelliği şu. Annenin yokluğu ne işe yarıyor? Karakterler Kenan, Dilaver Ağa kendini çaresiz duruma düşürdüğünde annesinin geleceğine inanmakla ilişkili bir şey. Yani ben hani niye bu karakter böyle davranıyor diye düşündüğümde kendini ne kadar sıkıntılı ve içinden çıkılmaz bir duruma düşürürse ne kadar karnını hatta kapısının önünde kendisi kürerse, bırakırsa o kadar annesinin geleceğinin olmayan annenin Yedi Çınar Yaylası'nın araflanıp geleceğine duymaz inanç. Babanın yokluğu da yasayı tanımama. Dolayısıyla
kalkmamızın nedeni yasağın tanınmaması ve sonuçta marazi ilişkiler. Yani baba yoktu dedim. O dönemin terapi yapımında Yabar Tarih gelişimler yayınlığında şunu da ifade ediyor. O dönem diyor, Osmanlılardan diyor egemenliğini kaybetmiş. Hatta idarenin bir kısmını ayanlara veriyor. Şimdi ayanlar da çünkü tımar sistemi yıkılıyor ve iltizamı getiriyor. Orada da bir yatanın olmaması da var zaten. Siz iktidarı ayanlarla bölüşüyorsunuz. Ayanlardan tekrar da geri almak için hatta İtalya Terakki onlarla da uğraşıyor. Ve hani şey de var böyle, Abdülhamid'i bir tutacağım yoksa diğerlerini mi tutacağım? O da bir belirginlik. Bu belirginlikten aslında köyün içine de yansıyan bir belirginlik olarak karşımıza çıkıyor. Hani köy ilişkisi, iktidar ilişkisi, padişah saray ilişkisi, sarayda jünlerleme ilişkisi, böyle konaklı birbirinde jünlerleme ilişkisi de birbirine benzeyen bir şey. Sanki böyle paralel var. Bunun yansıması sarayda bir şekilde, saraydakinin yansıması köyde bir şekilde yansıma diye okunabilir. Yatasızlık tarafı ülkenin o yatasızlığında da şey olabilir. Aslında gönderme de olabilir. Böyle de okunabilir Kemal Tahir'e bu romanı. Yani o şey, evet, yasanın olmaması siyasal iktidara yansıması. Aynı da Ya da var ya da var. Okunabiliriz. İşte belki kimlerden kafasında da böyle bir gönderme olabilir romanda. Kurtuluşçu da İhtiyar Karakter'den bahsedeceğimi bilmiyorum ama romanın sonunda Cevdet Bey en başta eleştirdikleri şeyleri kendisi yapan birine dönüşüyor romanın sonunda. Şimdi bu şiir bir okuyayım önce. Annemin dilinde bir dua mübarek kadın, bir hasret şarkısı eminim anne. Kalbimde yaşatman başka bir kadın, hayatta işte ilk yeğenim anne. Anladım saadet en büyük yalan, düşünce bir yıldız gibi koynumda. Yastığın köşenin bekçisi olan, karanlıklar kadar derinim anne. Kimin şiiri tahmin edeceksiniz ki? Kemal Tahir'in şiiri bu. Ve Kemal Tahir'in çok genç yaşlarında annesi için yazsa böyle birkaç şiir var, az da değil. Bahirleri hepsi böyle, bu tür. Onlardan olarak seçtim çünkü şöyle diyerek bitirmek istedim. Şimdi Kemal Tahir, yani şöyle ilginç bir şey var. Hayatını okurken ben, Galatasaray Sultanesi'nde okurken, 16 yaşındayken, annesi de o zaman 38 yaşında, hastalanıyor annesi ve ölüyor. Ve bir gün Kemal Tahir okuldan kardeşiyle beraber eve döndüğünde annesinin öldüğünü öğreniyor. Kısa bir süre sonra da babası ikinci evliliğini yapıyor. İşte ilginç olan şu, Kemal Tahir hem okulu bırakıyor, yani 16 yaşlarındayken, hem de baba ocağını terk ediyor. Ve bir daha dönmemecesine. Ve babasıyla sonra okuduğum kaynaklardan anladığım kadarıyla hocam çok az görüşüyor değil mi babasıyla? Çok az, çok az. Zaten bu kısım, hayatının bu kısmıyla ilgili çok az bilgi var. Buldum ben, yani arıyorum hala. Bu ve sonra ilk evliliği ve ikinci evliliği, ilk evliliğiyle ilgili mektuplaşmaları, işine evlilik teklif etmesi, yani şey, hani işte bulaşık var, yıkayamıyorum, yemek filan, evlenelim biz seninle diye. Kadın sonra Nazım Hikmet'e mektup yazıyor, şikayet ediyor, bizim için arıyor kendisi. Yani bu kadın ve kadınlarla ilişkisi ayrı, enteresan, hani bu romandaki şeyleri bütünlüyor diye düşünüyorum ben. Ve kendisinin, babasının ve annesinin ölmesi, onun üzerine baba ocağını terk etmesi ve Galatasaray Sultanesi'nde o dönem okuyor olmak herhalde önemli bir şeydir. Ve onu bırakıp iş arıyor, sonra Zonguldak'a gidiyor, orada bir süre çalışıyor falan o yaşlarda. Ve bir de annesiyle ilgili yazdığı şiirleri de okuyunca, yani burada da bir şey var, yani anne baba yokluğu ve yani biraz aşırı yorum olabilir belki ama hani şimdi şunu demek istedim. Ben Kemal Tahir'in romanlarını okumaya başladığımda şöyle başlamıştım. Köy romanlarını, hani köy... Fakat sonra yani karakterleri, mesela bu son kitap köy de değil, hani kasaba
yere benziyor ama kasaba gibi bir yerde Kemal Ferdi'nin hayatıyla ilgili de bir şeyler öğrenince mesele sadece köy körlüğü değil, hani sanki herkes ya da Kemal Ferdi'nin kendisi ya da hani hepsi böyle birbiriyle bütünleşiyor diye düşünüyorum da sorgulamak gerekir. Şey, Nahit Sıfır Öğren'in psikanma kromu üzerine bir psikanalitik çözümleme tezi var Bilkent Üniversitesi'nde yapılan. Tezi yapan Nahit Sıfır Öğren'in kendi hayatını da araştırmış ve yani o çözümlemeyi yaparken onun hayatıyla nasıl olayların değil ama hani ana örgünün nasıl paralel gittiğini söylüyor. Kemal Tahir'le ilgili de böyle birbirine bir hani ipucu olduğunu düşünüyorum ben. Hem dinleme kendi o dünyasıya yapıyı nasıl romanlarda yedirir diye yeter. Biyografik olarak da şeyler var. Yani gurbet dinlerine söyledikleri hey, cümleler falan da böyle imkanı cümleler. Orada da yansımalama bir şey var. Hocam böyle sizi davet edelim mi? İsterseniz hocam. Yani şimdi sen projenin söylediğinde kalacak bir şey söylemek mümkün değil.
Yani neden en zor karşılaştırması gereken kişi Beşik Milleti ile Kemal Tahir. Yani Beşik Milleti ile Kemal Tahir arasında acayip bir fark var. Beşik Milleti ile siyaset bulmaya, siyaset bulmak ancak yani hakikaten ilginç bir şey Beşik Milleti ile siyaset bulmak ancak Türkiye'den soyutlanmış bir sosyoloji olarak görmüşüm. Veya ancak Beşik Milleti ile siyaset bulmak sosyolog olarak sadece iktisatla ve siyasetle ilgilenen insanın bulabileceği, iktisatla ilgilenen bir insanın bulabileceği bir şey. Yani şimdi mesela Beşik Milleti ile Türkiye'de bugün anılmaya başlanmasının nedeniyle Kemal Tahir'e yönelik ilgisizlik birbiriyle paralel bir şey değil. Yani 1980'den önce insanlar metin müdürlüğü anlıyorken, metin anlamaya çalışırken genellikle metnin sosyal içeriğine bakarlar. Daha sonraki dönemde metnin biçimsel içeriği önem çıkmaya başladı. Yani herkes ne dedi? Ya bir şiir, evvela bir şiir olsun, bir film olsun, bir roman olsun tarzında bir yaklaşım içine girdiler. Ve gördüler ki Beşik Milleti gibi dünyası incelikli bir dünya ve Beşik Milleti gibi sanat üzerinde derinlikli olarak düşündüğünü fark ettiler, gördüler. Beşik Milleti gibi son dönemde ortaya çıkmasının nedeni bu. Beşik Milleti gibi ilgili ilgi alanına baktığımız zaman da Türkiye'de modernist olan da, Türkiye'de gelenekçi olan da, dindar olan da Beşik Milleti gibi olumlu bir tarafta bakma potansiyeli taşıyan bir çerçeveden. Çünkü yeni dönemin şeyi herkesin de dindarından solcusuna kadar, sosyalistine kadar herkes de ya bir metnin evvela sanatsal metin olsun diye bir kaygısı var. Yani mesela ne öyle işte bugün günlerden bir gün şey olarak Beşik Milleti açısından tamam mı? Herhalde 16 doğru bilmiyorum. Yani mesela Türkiye şeyinde de bir şeyi var. Türkiye'de metinde de bir Beşik Milleti sayısı var. Başka metinlerde de var. Türkiye'de de bir Beşik Milleti sayısı şeyden tekten nasıl söyleyeyim? Beşik Milleti gibi özelliğinden tekten diyor. Beşik Necati'nin kızıyla bir konuşma var. O konuşmada kızı bu üniversitedeki bu imza olayı konusunda olumlu biraz söylediği için metinle yayınlanıyor. Hikaye yok. Kemal Tahir'e baktığı zaman Kemal Tahir'deki durum çok daha farklı bir durum. Yani Kemal Tahir eski dönemde önemsenen bir romancı. Yani ne zaman 50'li 60'lı yıllarda önemsenen bir romancı. İslamcı muhafazakar kesimlerin önemsediği bir romancı değil. Ama 60'lı yıllardan itibaren, özellikle 60'lı yılların ortalarından itibaren Kemal Tahir, İslamcı muhafazakar ve milliyetçi kesimlerin önemsediği bir romancı durumuna dönüşüyor. Nasıl dönüşüyor? Şeyden dolayı dönüşüyor. Yani devlet anadan dolayı dönüşüyor. Kurt kanunundan bozulma bir şekilde ve yol ayrımından dolayı dönüşüyor. O dönüşme serüveni süreci içinde sol tandanslı insanlar, sol fikirli insanların Kemal Tahir'den bariz bir biçimde uzaklaşması söz konusu. Ve hatta ne bileyim birisi bana getirdi Yunus Emre diye CHP üzerinde çalışan bir adamın bir şeyde internet sitesinde veya bir şeyde bir konuşması var. Başlık, ilginç bir başlık, doğru bir başlık, sol eksenli düşünen insanlar açısından Kemal Tahir dışlanmış bir adam olarak tercih edilmiş. Şimdi ilk defa bu edebiyat anlayışına bir bakmak lazım. Yani şimdi hikaye şu, Topçu, Murat'ın Topçu, Nazım Hikmet, Murat'ın Topçu iki kişi çok önemli. Birisi Refik Halit. Birisi Sabahattin Ali. Nazım Hikmet de Sabahattin Ali'ye yönelmiş. Şimdi Refik Halit'e baktığınız zaman Refik Halit'in hayatında üç dönem var. Yani ne dönem? İlk dönem. İlk dönem İstanbul'da olduğu dönem. Parmak bir dönem. Nazım Hikmet çok eleştiren bakıyor Refik Halit. Sonraki dönemde. İkinci dönem İstanbul'dan başladığı dönem.
yani kürkül dönem, siyaseten aşırı bir noktaya döndüğü dönem, o dönem bir de üçüncü dönem 1922 yılında Türkiye'yi terk etmek durumunda hissettiği ve uzun yıllar 1938-1939'a kadar Türkiye'nin dışında kaldığı dönem. Şimdi hepimiz şeyde okumuşuz, böyle kitap, orta mektep kitaplarında revika eden memleket hikayeleri diye metinleri var. Hakikaten duyarlı metinler onlar. İnsan bir kere okuduğu zaman unutacağı metinler değil. Aynı zamanda revika eden bir başka metin var. Gurbet metin, gurbet yazıları diye şey var. Yurt dışında Türkiye'ye karşı şeyler geliyor. Bunların ikisi de belli dönemden sonra var. Ama 1950 yıllara geldiği zaman, yani 50 yıllara gelmesine gerek yok, 38-39'da Türkiye'ye geldiği zaman yazdığı şeyler bambaşka şeyler. Yani hiç şeyle ilgili değil. Yani o dönem yazdığı siyasetle bağlantısı olan alakalı şeyler değil. Bambaşka şeyler. Yani bestseller metinler nasıl yazılır, çok satar metinler nasıl yazılır, o tür şeyleri yazıyor. Ve o tür şeyler de o dönemde hakikaten çok yaygın bir biçimde okunuyor. Şimdi baktığınız zaman bunu belki Refik Halit'i böyle okumak mümkün. Yani hayatından okumak mümkün belki Refik Halit. Mesela bir başka hikaye, şimdi Orhan Kemal. Orhan Kemal'e baktığınız zaman da Orhan Kemal'e üç dönem var. Üç, dört dönem var Orhan Kemal'in. İlk dönemi babasının yurt dışına çıkmak zorunda olduğu dönem. Yani Orhan Kemal, Kemalist dönemi, muhalif babası, Ali Fırkası'nın başkanı ve Orta Doğu'ya çıktı. Yani Orhan Kemal'in ilk yazdığı romanlar, bu Baba Gülü'nün romanlar isimleri gelmiş hatırlamıyorsam, o Orta Doğu'da geçen çocukluğunu anlatan romanlar. Daha sonraki dönem Türkiye'ye geliyor. Ne? Kısa zamanda, şey içinde, hapishanede, yani Nazım Hikmet'le Bursa hapishanesinde tanışıyor ve o ve evvelden gelen etkiyle böyle bir yönelimi var, eğilimi var ve 1940'lı yılların sonlarından itibaren yazdığı şeylerde de sosyal boyut belirgin bir biçimde var. Ama ağırlıklı olarak hikaye ne zaman belirliyor, ağırlıklı olarak hikaye 1960'tan sonra belirliyor daha çok. Daha o sol sosyalist fikirleri daha fazla metnine yansıyor. Ve ilginç bir hikaye metnine de bütünüyle yansımıyor. Mesela Orhan Kemal açısından baktığımız zaman Orhan Kemal'in temel metni bereketli topraklar üzerinde bir kere yazılıyor. Eğer yanılmıyorsam 60'ta yazılıyor. Daha sonra yeniden dönüp geçirilerek yazılıyor. Yani şimdi köy üzerine bakış tarzı orada var. Niye? O dönem, yaptığı dönem daha çok Adana yöresi eksenli ve Türkiye'de hakikaten baktığınız zaman köyü anlatan yazarların, Kemal Karayel'de bu romanlar da köy romanları, köyü anlatan yazarların ikili hatta üçlü bir eğilim olur baktığınız zaman. Buranın bir kısmı zaten şey köyü anlatıyor, gelişmemiş köyler anlatıyor. Yani kim bunlar? Yani bunlara baktığımız zaman Türkiye'de köyün ne kadar gel olduğunu anlatmaya çalışıyor. İşte fakir Baydurt, romancı değil, Mahmut Bakan, Talip Abaydın. Bunların metinleri farklı metinler. İkinci şeyle bunların metinleri bir ölçüde daha bir değişimi, farklılaşmayı da gösteren metinler. Orhan Kemal'in metinleri, Yaşar Kemal'in metinleri. Yani şimdi şöyle düşünmek mümkün. Bunların hemen hemen hepsi de ben gördüğümü yazarım. Hatta Talip Abaydın'ın bir konuşması var. İşte diyor, bir tane şeyleri unutmuş olabilirim. Ben Amasya'yım diyor. Fakir diyor, şey de diyor, Burdur'un Mahmut Aksaray'ın yani işte buralar yazıyorlar. Başkalarında başka yerlerde yazdığı zaman Türkiye'de gördüğünüzde bir köy şeyi oluşacak. Yani bunu çok net bir biçimde gündelik hayatta birebir karşılıklar var bunlar. Baktığınız zaman. Hatta şunu görmeniz mümkün.
mümkün. Bunun romanları, bunların romanları, ikisinin orasamada ve Yaşar Kemal'in romanları, Çukurova'da geçen romanlar ve değişimi gösteren romanlar, değişimi düşünüyor. Diğer romanlarda o kadar yok mu içeri? Yani bunların bütün içerisi nereden geliyor diye insan baktığı zaman bunların yaşantısının Çukurova'da geçmesinden geliyor diye düşünmek mümkün. Yani hatta kendileri de bunların yazdığı şeylerin otobiyografik olduğunu, etki altında olduğunu söylüyorlar. Hatta Yaşar Kemal İnce Manat'ın kim olduğunu söylüyor. Ve hakikaten baktığımız zaman da o dönemde insanlar üzerinde en fazla iz bırakan metin İnce Manat metni. İnce Manat bir efsane metin. Hatta ne? Sezen Saroğlu'nun bir Nar Çiçekler diye bir kitap var. Bu 12 Mart sırasında veya 12 Eylül sırasında başkanların insanlara anlatıyor. Mesela bu son ömürlerin içinde olan insanlara anlatıyor. Demek ki onlara da bir sarıçlar varmış metinler. Bu metinler, bu metinler nasıl metinler? Adam diyor ki, ben diyor, daha diyor, İnce Manat'ı okuyarak çıkıyorum diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani çok somut bir gerçeklikten bir şey yaparak çıkıyor. Bunlar topluma değen bir metinler. Kemal'a metinleri daha farklı metinler. Ya şimdi ne? Şimdi baktığın zaman yani Kur'an Kemal'in metinleri, Fakir Mahmut'un metinleri, Yaşar Kemal'in metinleri, tipik Türk filmleri gibi metinleri. Yani her şey güzel, dünya güzel, köpüğü hiçbir şey yok, ilişkiler güzel. Güzel olan olağanüstü güzel, çirkin olan olağanüstü kötü. Tamam yani şimdi baktığınız zaman bir Türk filmi gibi şeyler var. Cemal Tayyip'in farklılığı, insanların rahatsız edici yönü bir biçimde oradan çıkıyor. Ve hatta İstanbul'u yazıyor. Yaşar Kemal'in hiçbir İstanbul romanı yok. Bir tane var. Yani o da İstanbul romanı demeye bin şahit isteyecek bir roman. Ama böyle bir durum var. Yani belki de hikaye şu, adamın yaklaşımı tarzına rağmen otobiyografik özelliklerine kalkarak Kemal Tayyip romanını değerlendirmek mümkün, tabii mümkün. Ama yani Kemal Tayyip romanlarında o izi belki de en az göreceğimiz şey, ikincisi kendisi bizzatki öbür romancıların hemen tamamı ben otobiyografik şeyler yazıyorum. Ben zaten hayatım roman diye yazarken Kemal Tayyip'te romanın şey olduğuna dair, hemen söyleyeyim, kurmaca bir metin olduğuna dair çok net bir yaklaşım tarzı var. Şey var. Ha, kurmaca metin diye bu bir Türkiye fotoğrafı vermiyor anlamına söylenir. Şunu anlatmaya çalışıyor adam. Bir insan diyor, bu galiba 57 işte 5 romancı kardeşiyle söylüyor. Bir insan diyor, romancı donanımı olduğu zaman diyor, bir köye gidip 5 dakika gönder yaptığı zaman diyor, bir köy romanı yazar. Ya şimdi şunu çıkarmak mümkün değil. Yani ne? Yaşar Kemal Bizzatli'yi incelemeden kim olduğunu söylüyor. Kemal Tayyip hayatında buradaki kişilerin kim olduğunu çıkarmak mümkün değil. Bir kere en azından neden mümkün değil? En azından adam bakıyorsunuz Yaşar Kemal'in, Orhan Kemal'in çok daha sonraki dönemler dışında hele Orhan Kemal'in hiç yok. 1908'e giden bırak Osmanlı'nın kuruluşuna. 1908'de giden romanı var mı? Yok. Yani bir insan ne olacak? Bir insan şey olacak. Bunları nerede tanıyacak? Yani 1908'de 40 insanını anlatmaya kalktığı zaman, bu coğrafyanın insanını anlatmaya kalktığı zaman bunu bile bir aktaracak bir davranışlar da bir şey yapmış. Yani roman kişileri, eski dönem kişileri sürekli olarak. Bütün hikayede o. Yani Kemal Tayyip'le diğerler arasında çok temel bir fark var. Diğerlerinde tarih diye bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Kemal Tayyip'in en temel ilgi alanı tarih. Yani adam şunu söylüyor. Yani adama bakarak, adamın hayatı gerçeğine bakarak bir adamın romanını anlamak, ha adam zabıt kâfi gibi yapıyorsa yani bir şey, romandan başka her şey benziyor, her şey benziyorsa bu mümkün. Yani adamın başından beri eriyesinde, daha öncesinde de var, daha sonrasında da var, daha da sonrasında var. Sürekli olarak romanlamaya çalıştığı hikaye, roman dediğin şey
bir kurmacadır. Realiteden uzak bir şey değildir. Hatta roman gerçeğine diyor, roman gerçeği hayat gerçeğinden de daha bir gerçektir diyor. Söylemeye çalıştığı şey. Yani yaklaşık tartımı o dönemde buralarda kurmuş. Şimdi ne oluyor? Hikaye nereye geliyor? Ya bu adam köylüyü niye yapıyor? Köylüyü hapishanede tanımışıyor. Tanımıyor. Ya şimdi bunu yaparken mesela şeyi karşılaştırmak mümkün. Yani o zaman baktığı zaman hakikaten bu köylü kendi hayat içerisindeki bir köylü. Biraz daha hakikaten otobiyografik diyebileceğimiz özellikleri olan bir şey var. Ne var? Zaten her bir şey sansürleniyor. Hatta hiçbir şey bu dönemde. Bu kadından soğuşu kitabı var. O kitap çıktı ilk defa. Normal adıyla çıktı. Karılar soğuşu diye çıktı. Ondan sonra ya karılar demek yakışık almaz. Biraz kibar olmak soğuşu. Kadınlar soğuşu döndürdüler. Ondan sonra şimdi muhtemelen biraz daha savuş bir adam yayılandığı için tekrar karılar soğuşu. Yani şimdi hikaye baktığı zaman belki biraz da otobiyografik oradan geliyor. Yani 1940'ların Malatya'sında, tamam mı? Hiç kimse ben kadınlar koşu demek, yani sokakta gelen bunu nasıl kullanır? Ne biçimde muhtemelen böyle kullanır. Şimdi adamın söylemeye çalıştığı hikaye bu. Ve bütün hikaye tarihe giden bir hikaye. Tarihe giden hikayede yani insan ilişkilerinde o otobiyografik şeylerden gelen şeyler bulabilirsin de yani tarihe giden hikayede o kadar rahat bulamazsın. Yine de bulabilirsin. Yani bu bir çaba olarak olabilir. Yani yapılabilir. Hikaye şu bak insan değerlendirme yaptığı zaman anlamaya çalıştığı diğerleriyle karşılaştığı bak mesela ne? O Fethullahçı'nın aldığı alıntı adamın kitabında yazdığı bir şey, köprünün. Kimse kimseyi sevmiyor köyde. Ama Fethin Hacı'nın yazdığı metinde ne var? Fethin Hacı'nın yazdığı metnin başında kimse kimseyi sevmiyor. Yazı bu. Yani sen adamı anlatmaya çalışıyorsun. Adamın metninden, adamın cümlesiyle adamı vurmaya çalışıyorsun. Adam zaten öyle diyor. Şimdi baktığınız zaman bunların edebiyatçıları böyle konuşmuyor. Yani ya bu cinsel ilişkiler havu Arap saçına dönmüş, normalini normal insanlar yaşıyor, bunlar maalesef yaşıyor. Şimdi yani böyle demedim de yani insanların genelde dediği o. Yani ilişkilerin maalesef olduğunu söylediniz, söyledim dedim. Tamam yani şimdi ama insanlar eski dönemde bu hikayenin marazi olduğunu düşünüyor. Benim canım istediğim hikaye şu, yani siz kavramı kullandınız da onun için söylemeye çalışıyorum. Ha? Paralel diye bir karakter, oradan diye bir karakter. Ya zaten her şey maraz. Şimdi bütün hikayeye baktığın zaman bir şey zıttıyla tartışmak anlamlı bir şey. Yani Türkiye'de bir koro var. Herkes aynı şeyi söylüyor. Tamam mı? Yani o dönemde ne? Acayip bir köylü müdellemesi var. Atatürk'ün yapı var. Köylü efendimiz kurbanı var. Tamam mı? 22'de görmüş. 1950'de 60'da ne var? 1950'de 60'da çok yoğun bir biçimde köye yönelik şey var. Olumlu değerlendirmeler var. Yani mesela şey, bu kitaplar o dönemde görülmedi. 1950'li yılların en şey kitabı, Bedir Rahmi Eyüboğlu gibi en modern şair dizelerine düşmüş kitabı bizim köy kitabı. Bizim köy kitabı o dönemde efsane olmuş bir kitap. Bizim köy kitabı üzerine de en anlamlı değerlendirmeyi bir İngiliz antroprop yapıyor. 60'lı yıllarda da politika alanında bir köylü düzenlemesi var. 60'lı yıllarda da bir hem köylü romanı var hem mesela Aybar'ın
bu işçi sınıfı yanında korunan köylü sınıfının da kalkarak bir görüşümün sağlanabileceğine dair bir genel gelişim var. Şimdi ben sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Bugüne geldiğiniz zaman bir insana köylü dediğiniz zaman aşağılanmış hissediyor kendini. 1960'lı 50'li yılların mantalitesinde insanlar olmayan köylü kökenlerini ortaya çıkarmaya çalışıyorlardı. Yani durum bariz bir biçimde değişmişti. Dolayısıyla Kemal Tahir'in yaklaşık biçiminde köye yönelik mesafeli ve eleştiren bir durum var. Yani mesela 50'li yılların, 60'lı yılların bir sürü köy romanı, olağanüstü popüler köy romanı olmuştu. Ama Kemal Tahir bu köy romanları dönemin ruhuna uygun düşmediği için bariz bir biçimde gündeme getirilmemiştir. Yani mesela Metin Ersan, Fakir Baykut'un Yılanlar Öcü'nün filmini çekmişti. Güneşe Köprü diye öykü kitabı dışında, öykü şeyi dışında onu Evran Tokatlı çekti. Şimdi uyduruyor da olabilirim, belki yanlışı da vardır. Şimdi aklıma geldi. Onun için söylüyorum. Kemal Tahir'in hiçbir köy romanı şey olmamıştı. Film olmamıştı. Bu bir zihniyet meselesi. Anlamıyorum. Yani 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda Türkiye'de köy romanı silsilesinden geçilmez. Yani ne? Bunlar çok önemli. Hem roman olarak hem sinemaya uyarlanma olarak o dönemlerde böyle bir farklı durum var. Yani Yaşar Kemal de sinemaya çok uyarlanmıştır. Şeyde Orhan Kemal de çok uyarlanmıştır. Hatta senaryo yazmıştır. Anlatabiliyorum. Yani onun Kemal Bey'in sinemaya ilişkisi köy eserine ilişki değildir. Yani şimdi dönüp baktığın zaman, bugün dönüp baktığın zaman, Kemal Tahir'e baktığın zaman iki şeyi görürsün. Birisi ne? Birisi köy hakkındaki kanaatleri birebir benimsenin anlamına söylemiyorum. Kanaatleri, bu dönemin yaygın kanaatleriyle uyumlu söylenir, ortak noktalar olduğu düşünebilir. Hakeza insan ilişkilerinin bu marazi olduğu gerçeğinin bu dönemin romanlarında da öne çıktı görülebilir. Yani bu dönemde hiç kimse mesela Orhan Kemal romanıyla biraz yaşlı ileri değilse ileriyse ben bir yazarsa Orhan Kemal romanıyla veya Yaşar Kemal romanıyla bu dönemde bunlar demode olarak görülen romanlardır. Neden? Yani köy romanı olduğu için demode öbürün köy dışında da romanlar köy romanı olduğu için ve ilişkiler çok tipik köy insanına yönelik güzelleme taşıdığı için ve marazi tırnak içinde, tırnak içinde kullanıyorum, ilişkiler olmadığı için bu romanlarda veya çok sınırda ve marşta olduğu için. Yani böyle bir hikaye var. Yani daha önce söylediğim bir hikayede Kemal Tahir'in daha sonra yazdığı metinlerde bu tür durumun bu ölçüde olduğu konusunda da bir problem. Yani şimdi yani bu ölçüde olduğu da söylenebilemez gibi geliyor bana. Şimdi tabii bu metinleri okumak lazım, tekrar okumak lazım, o ayrı bir şey. Şimdi mesela geçen ay bir metin çıktı bir yerden, bir dergiden. Nazım Hikmet okulu edebiyatta. Nazım Hikmet okulu edebiyatta derken üç kişi anlatıyor. Kemal Tahir, Sabahattin Ali, Orhan Kemal. Üçünü anlatıyor. Ve bir yerden girmeye çalışıyor oraya. Şimdi bakın ilginç bir hikaye. Yani bir paralelliği göstermem. Başka paralellikleri de göstereceğim. Yani bu paralellik sadece bu alanda değil. Son dönemde Türkiye'de Kemal Tahir'e olduğu kadar hiçbir edebiyatçıya yönelik eleştirellik boyutu ileri metin yazılmaz. Yani nasıl insanlarla ne biçim bir marazi, hastalığı, kafaları var ki anlamıyorum. Yani Türk romanı yazma, edebiyatı yazarken hep güzelleme yazdılar. İş onun Kemal'e geldiği zaman eleştirilmez. Yani Kemal Tahir'e geldiği zaman eleştirilmez. Şimdi
İlginç bir hikaye var. Derdiye getirdim. Yani bu kim gözü? Kevatay. Yani şey. Tezli roman bizim hayatına bile başlatmış oluyor aslında. Tezli roman tabiri bunlar. Tezli roman tabiri ne? Kevatay hakkında konuşan insanlar durur. Anlatacağım. Şimdi bir roman gerçeği diyor ki oradan başlamak lazım hikayeye. Şimdi bir metin okuyup ilginç bir metin. Metin şey mi? Cihazlar için Türkiye'ye yaptık. Şimdi adamın bir tanesi onlara giriş serüveni inşallah başına bir şey gelmiyor. Giriş serüveni başka noktalardan gelmiyor. Yani giriş serüveni hep dedi, dertle ilgili şu cümle şey cümlesi. İnşallah yerim olur. Cemil Meriç'in cümlesi. Tamam mı? Sosyoloji tekerlük, psikoloji güdük, tarih resmi klişeleri tekrarlayan bir bunak. Roman onların görevlerini yüklenmek zorunda. Yani bunu hangi tarihte yaptığını bilmiyorum. Yani Türkiye'de sosyoloji yok diyor. Psikoloji tuhaf bir şey diyor. Tarih diyor, resmi klişeleri tekrarlıyor diyor. Yani bütün bunların genini Türkiye'de ne duruyor diyor, Türkiye'de roman tutuyor. Şimdi bunu bayağı 70'li yılların sonlarında söylüyor. Geç söylemiştir. He? Çok geç tarihi söylemiştir. Çünkü 1950'lere doğru psikolojinin roman yerini alacağına dair bir inanç falan var. Ha? Yani çok geç söylüyor. Zaten o dönemde Türkiye'de başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Bunu ben hatırlamıyorsam yani yazılar Türkiye başka türlü düzenle ediliyor. Yani ekleniyor bir takım şeyler. Bu şey cümle, 40 madde olan bir cümle. Tam da şeye yakın. Bu 13'in 70'lerin sonra 80'lerin başlıyor. Bu bir gün gecesi romanının yayınlanmasına yakın, yayınlanmasına sonra söylenmiş. Çünkü bu konuşmanın çerçevesinde o romanla geçiyor. Şimdi ilginç bir hikaye var. İlginç bir yerde şu, 1973'te Kemal Tayyip'in bir süre sonra, yani bir ay sonra veya iki ay sonra Sevgilerin Kemal Tayyip'le yaptığı bir röportaj yayınlanıyor. Orada şunu söylemeye çalışıyor. Türkiye'de sosyolojik çalışmalar yeterli değildir. Türkiye'de tarihsel çalışmalar zaten çok tersine dönmüş olmadık noktalara gidiyor diyor. Bir romancı diyor, bir romancı olarak ben diyorum. 24 saatini romana teslim etmek, yoğunlaştırmak durumundayım. Ama bunlarla sen uğraşmadan, bunlarla boğuşmadan sen roman yazardın. Yani adamın o dönemde söylediği çalıştığı şey bu. Yani Cevrimler için bu söylediği söze baktığın zaman da bu söz Kemal Bey'in söylediği sözün biraz daha kıyamlar gibi içinde söylenmiş durumu. Şimdi adamın ilgi alanı şey, yani bu alanı, yani ne tarih, ne sosyoloji. Hatta ilginç bir hikaye var. Yani mesela baktığımız zaman o dönemde Beyce Buran'ın yazdığı metinlere yönelik olarak. Beyce Buran'ın yazdığı metinlere yönelik olarak. Hatta Fatih Akşık'ın unutmayı tercih ettiği 1968 baskılı köye kapitalizmin girişi başlıklı. Metnine yönelik değerlendirmeler var. Net tarzda değerlendiriyor. Değerlendiriş tarzı şu, bunlar Türkiye'nin farklılığını, Türk köyünün farklılığını çok net fark edemiyorlar. Yani oradaki bir takım gelişmelerin bu notlarda, 15'lik notlarda buna gözleme yapan metinler marifin içinde var. Şimdi hakikaten insan değerlendirmeye kalktığı zaman şunu görüyor. Yani burada bu romanlarda, başka romanlarda da bir köy anlamaya çalışma denemesi var. Mesela ilginç bir şey. Şimdi kimsenin yaşı müsait değil.
benden başka belki, tamam mı? Hiçbirimiz şeyi İmparator kitabını okumamışız. Erotun mu? Erotun. Okunur mu? Benim günümde Erotun'u yazıyorum. Ha, baba şirket hayatı. Şimdi Erotun'un romanı şey anlatıyor. Ve bu kuşağın başlığında ne diye anlatıyor? Tipik. Üç gerçek bir tipik. Şimdi tarih 1975-1973. O zaman tarih. Bir Erontoy anlatıyor. Bir sermaye anlatıyor. Ne kadar pislik varsa bu sermayede de var. Bu tipik. Ya o kitap 55-65 baskıya tutmuşlar. Ona kadar bestseller kitabı. Erontoy da hakikaten memleketin ahvali hakkında en ciddi laf söyleyen insanlardan biri. Aşağıdaki kitap hakkında sınırlı eleştiriye bile tahammülen aradı. Sene 75. Sene 2015 miydi? Bilmiyorum. Ve bu koçun oğlu öldü. Ve bu koçun oğlu öldükten sonra Tane Timur güya oğlunu anlatmaya çalışan bir yazı yazdı. Oğlunu anlatırken de Vehbi Koç'u anlattı yazıda. Orada çıkan Vehbi Koç portresi, Kur'an üstü boş bir portresi, yani güzel bir portresi. Yani bütün hikaye şu, şimdi adam bakıyor olaya, orayı değerlendiriyor. Bu Türkiye'de ilişkin düşüncelerle falan biraz ilgili. Türkiye'de tipik bir solcunun Erontoy'a bakışı, kapitalizme bakışı, Türkiye'de bunun içinden içine bakışı, 1970'lerde en güzel o şey yapıyor, gösteriyor bunu. 2015-2016'da da en güzel şeyi gösteriyor. Şeyin, Tane Timur'un yazısı gösteriyor. Hatta ondan daha fazla güzelleme yapanlar da var. Yani Tane Timur sonra, en sonunda o sol refleksiyle eleştiren tabi bir şeyler de söyleniyor değil. Ama yani baktığımız zaman 40 sene içinde bu hikaye böyle olmuş. Şimdi ilginç bir başka hikaye daha var. Şimdi 1960'lı yıllarda bütün insanların kafasındaki hikaye Köylü topraksında şu acayip bir toprak konsantrasyonu var. Tam öyle bir yerden ağlar bunu ele geçiriyor. Ağanın köylü üzerinde baskısı olan için yoğun ve bu hikayeler gidiyor. Ve bu gittikçe böyle gidecek. Şey olarak, derdini var. Şimdi ilginç bir hikaye. 1980'den hemen sonra Vahdi Raşit ve şey Çarlakeyler bu köy üzerine mülkiyet ilişkileri üzerine bir metin yazdılar. O metinde de küçük mülkiyet ilişkisinin Türkiye'de çok yaygın olduğunu söylediler. Yani eski mantaliteden bariz bir biçimde farklıydı o metin. Aynı zamanda Vahdi Raşit'in şimdi kitabını unutuyorum bir metni var. O dönemde bunlara, bu hikayelere bakış tarzının tarzlarının ne ölçüde deforme edildiğini söylüyor. Ve biz o dönem yanlış görmüşüz. Bu toprakta konsantrasyonu, konsantrasyon daha çok daha sınırlıymış şekilde bir değerlendirmesi var. Şimdi bu ana eksenden baktığınız zaman, baktığınız takdirde Kemal Sayın söylediklerinin ortaya çıkıyor. Yani bu bariz o dönemin temel eğilimi çerçevesinde mütala edilebilecek bir şey olmadı görülüyor. Yani şimdi aslında bir dönemde söylenenleri unutmadan yeni dönemin mantalitesine baktığınız zaman fotoğraf kendisini gösterir. Şöyle bir şey olur Türkiye'de, Kemal Sayın romanlarında bu hikayede, köy eksenli olanlarında, ömür eksenli olanlarında da var. Türkiye'de, Türkiye'nin toplumsal yapısı tartışmasını en evvela başlatan adam Kemal Tahir'dir. Kemal Tahir'den önce Türkiye'nin toplumsal yapısı tartışması neredeyse yoktur. Yani hiç yoktur anlamına göremiyorum. Neredeyse yoktur. Çünkü
belli bir kavram çerçevesinde bunu anlamaya, bunu yorumlamaya çalışmışlar insanlar. Şimdi o dönemde Türkiye'de Aset Güven'in tarzı tartışması çıkıyor. Aset Güven'in tarzı tartışmasını çıkaran adam da Kemal Bey. Yani şimdi şu faktör yani bu tartışma yanlıştır, şudur, budur, bunların hepsi düşünmeli. O dönemde kimse Osmanlı'yı tartışmıyor. Yani bir sorunu için o dönemde Osmanlı tartışması yok. Yani Osmanlı ne olduğu belli, çok net bir şey. Bir başka tarzda insan için de yok. Çünkü din için olağanüstü menfi bir şey. Öbür için olağanüstü hayran olması bir şey. Bunlar çok sevdiğin bir şeyle tartışmazsın, çok dışladığın bir şeyle tartışmazsın. Adam Osmanlı'yı tartışmaya çalışır, Osmanlı'yı tartışmaya çalışırken de şunu söylüyorlar. Herkes diyor ben geçmişi tartıştığımızı zannediyorum, geçmişi tartıştığımızı zannediyorum. Ben geçmişte bugünü aramaya çalışıyorum. Adamı söylemeye çalıştı, hikaye bu. Şimdi o dönemde kim Osmanlı'yı tartışıyor? Çok net bir biçimde, yani tipik yeni dönemin sosyolog kafasının, yeni dönemin iktisatçı kafasının alamayacağı bir şey var Kemal Bey. Şimdi o döneme baktığımız zaman ilginç bir olay var. O dönemin olayı şu, Türkiye'de atıf kavramının kullananları, yani akademisyenler, hemen hemen hepsinin bir Fransa macerası. Kim var? İşte Sencer Dilçoğlu var, Selahattin İlav var, Doğan Erdoğan var, Baysan Sezer var. Yani başka bir sürü insan var. Yani bunlar bir biçimde, bir şekilde Fransa'da bulunmuş. Fransa'da bunun tartışması var. Bu adamların yaklaşım tarzları, bu adamların Osmanlı'yla kiminin yaşları, kiminin o dönem şeyleri açısından bir ilgileri yok. Yani çok küçük insanlar değil. Selahattin İlav 28 doğumlu, Sencer Dilçoğlu 27 doğumlu, anlatabiliyor muyum? Doğan Erdoğan 32 doğumlu, Baykal Sezer 39 doğumlu. Türk toplumuyla ilgili bir şey yazabilecek yaşta bu. Ama bunların ana ekseni yani ne o dönemde Marksizm. Ve şimdi şunu da bulmam mümkün, Kemal Tayyip, bunların hepsi Marksizm'e mesafeli bir biçimde bakmıyor, bakamıyor. Kemal Tayyip de o dönemde, daha sonraki dönemde de Marksizm'e mesafeli ve hatta eleştiren bir bakış tarzı var. Kemal Tayyip, Aset-i Kuret'in tarzı kavramıyla bunlardan farklı bir tarzda ilgileniyor. Bunlar kafalarındaki o modele bakarak bu kavramla biz geçmişe gidebiliriz, geçmişi anlamayabiliriz, geçmişi yorumlayabiliriz. Hatta ilginç bir hikaye, Sencer Dilçoğlu şunu söylüyor, bana diyor, kendisiyle yapılan konuşmada var, Aset'in üretim tarzının Mars'taki yerini araştırmamı söyleyen Kemal Tayyip de diyor ve benim diyor, Türk toplumuyla ilgili metinlere yönelmen Kemal Tayyip meselesi. Aynı şeyi şey de söyleyeyim, nasıl söyleyeyim, Selahattin İlav da söyleyeyim. Yani bunlar çok evvelki tarihlerden söyleyeyim. Ayrıca bir hocam kitabında cümle olarak geçiyorum zaten. Kemal Tahir bu konuya büyük bir heyecanla atıldı. O bu gerçi yıllardan bir fark etmemiş olmasına rağmen Mahmut Hanım'ın yönetim daha iyi olan düşünmekteydi. Sencer Dilçoğlu'nun Selahattin İlav'ı, Atilla Tahir'in konudan bu tartışmalarda bulan Bayram Hızır bu alanda çalışmaları yoğunlaştırmaya teşvik etti. Altısızların dünya yapısında yoğun bir yayın kampanyası yaşandı. Atilla Tahir'in Atilla Tahir'in tarzında çeviriyor. Sencer Dilçoğlu Osman Kodur'u Atilla Tahir'in tarzında yayınlıyor. Selahattin İlav'ı yayın kişilerin tarihini vermiyor. Mart'ın bu çalışmaları kaynak olan temel etleri kapitalizmimizde ekonomi şeklinde de Türkiye çevirdiğinde. Ha, o zaman sinema kalmasın. Hepsinin temel tarihden yolu açıdan.
Tamam mı? Onların bir kısmını bağırır. Yani bağırır, 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 şu, bağırır. Gerek bir sürümde sahibi, öyle olması bağırır. Yani onun konuyla ilgisi yok. Ondan sonra hatırlat o hatırlat. Meseleyle ilgisi biraz daha değişik bir ilgi şey olarak. Şeyde, madem onu söyledim, kapitalizm öncesi üretim şekillerine hakikaten çok tuhaf bir biçimde çevrilmiş. Muhtemelen onu Kemal Tayyip de çevirmesini isteyebilir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu akış eksenli şeyde var. Orada herkes ulan bunu kim çevirdi diyor şey olarak. Şimdi bu konuda çalışan bir arkadaş var, o bana söyledi. Muzaffer Ernust'la görüşmek istemiş. Muzaffer Ernust'un yanına gitmiş. Muzaffer Ernust zaten yaşlı bir takım şeyleri toparlamakta. Yorumu çektiğini söyledi ve Muzaffer Ernust'a bu kitabı korkup orada uyanmış. Bunu çevirsek iyi olur diye birine çevirtirmemiş. Muzaffer Ernust'a kitabın mahiyetini bilmiyor. Daha sonra da Mirbeli ile konuşurken Mirbeli'ye abi bu kitabı çevirmişsinden, şöyle çevirmişsinden, şöyle çevirmiş. Yani şimdi o tür kitaplar çevirmesi, o kitaplarda yazılanların ötesinde tesadüfi bir hikaye. Yani muhabbet videolarını mı? Yok, yani yazılmanın bir şey değil. Yani o kitabı hakikaten çeviriyor. O dönemde, o kitabın çevirdiği dönemde o tür tartışmaların o tarafı o konu içinde fazla yoğun değil. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela baktığın zaman çoğu kişi şey diyor, ben de o dönemde bu tartışmayla hiçbir şekilde ilgilenmedim. Yani bunu şeyde işte bu Ulusal Sinema Havası'nda Halit Refik söylüyor. Bunu sadece Halit Refik söylemiyor, bunlar da söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani az sonra adam kendisi ömrünü yakıştırıyor diye düşünebilirsin. Tamam mı? Yani mesela burada benim asıl üzerimde durmaya çalıştığım hikaye fark. Yani Kemal Tahir şuraya baktığınız zaman, devlet haline baktığınız zaman, başka metinlere baktığınız zaman adamın Türkiye'nin toprak üzerine ne zamandan eskiden beri derdi var, Osmanlı üzerine derdi var, Cumhuriyet dönemi üzerine derdi var. Yani adam o konuyu kendi kafasında çözümlemeye çalışırken asetik üretim tarzı kavramıyla karşılaşıyor ve bu kavramdan kalkarak ben bunu daha doğru bir biçimde çözebilir miyim diye düşünüyorum. Yani şimdi elbette yayınlanıyor. Başkada 60'dan sonra başlayacak. Yani bunu 64'te, 65'te söylüyor Kemal Tahir. Yani Kemal Tahir'in metinlerinde, yani şey metinlerinde, notlarında daha da geçmiş olabilir. Ama yani notları okuduğum zaman hangi tarihte söylediğini şey yapamıyorum. Bulamıyorum orada yani. Ancak bazılarında ne zaman söylediği çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama yani bu çok net bir biçimde biraz yani romana, yama gibi nerede var? Kırmızı Savaşı da var. Yani kampında da mı var sanki öyle bir şey? Kampında da bir hikaye anlatıyor. Orası da var. Yani eskiden yaylasında zaten yapar. Köyü kampında, yetişimler yaylasında bunu andıran şeyler olabilir. Hikayeden bağımsız. Böyle teorilerin tartışıldı. Neredeyse bir teorik metin gibi. Böyle bir şeyler... Orada... Edisinden yerlerinden var. Yani bizden kumaradan... Ondan sonra bahsetmesi ayrı bir şey. Kavramı kullanması ayrı bir şey. Zaten adamın derdi Türkiye'nin yapısının Batı toplumlarının yapısından farklı oldu. Böyle bir derdi var. Kendi bir derdi var. Kendi kendinde şöyle bir cümlesi var galiba. Yani Osmanlı'nın diyor, Mar sistemi ya da şey, diğer imparatorlukta hayran olur diyor. Bu üretim şeklinde. Yani o kavrayı bulmaya çalışıyor. Onu evvelden itibaren düşünüyor. Onu belki sistematik bir hale 65'ten sonra geliyor. Zaten adamın genel yaşamı içinde kırılmalar var bazen içinde. Yani adam kendi geçmiş dönemine dönük eleştirel şeyler yapıyor. Şimdi temel olarak söylemek istediğim hikaye o. Bunun o konuyu daha teorik düzlemde tartışmaya çalışanlardan temel farkı bu. Yani bu konuyla daha evvelki dönemlerde şey o, ilgili olması.
Ve mesela baktığım zaman o dönemlerden itibaren, yani hangi dönemden itibaren, daha 1940'lı yılların sonlarından itibaren Osmanlı üzerine okumaya çalışıyor. Bunu notlarında, bulmak notlarında fark etmek mümkün. Şimdi öbür metinde geldiğimiz zaman, öbür metinde işte demin söylediğim gibi bu üç şey yapıyor. Bakarken de bir şey söylüyor, bir yaklaşım için. Yaklaşım içinde bulunurken birisi bahsettiği bir üretim tarzına dönük olarak düşünüyor. Yani şimdi Kemal Gayet'ına nasıl bakıyor, başkaları nasıl bakıyor ve söylene gelen hikayede şurada düğümleniyor. Nerede düğümleniyor? Düğümlendiği yer hapishane hayatında düğümleniyor ve bunlar üç kişi mahkum oluyorlar. Nazım Hikmet, Hikmet Kılıcımlı ve Kemal Gayet. Hikmet Kılıcımlı'nda bir yere beraber Hikmet Kılıcımlı'nın yazdığı metinler var. Hikmet Kılıcımlı'nın söylemeye çalıştığı temel hikayelerden biri de Osmanlı toplumunun farklılığı, yani sınıf yapısı açısından farklılığı, ekonomik sürüklüğü açısından farklılığı ve şunu söylemeye çalışıyor. Yani bu çok yaygın bir hikaye. Yani ne Kemal Tahir bu metinleri, bu yaklaşım tarzını Kılıcımlı'nın metinlerinden aldı. Kılıcımlı ne zaman bu metinleri yazmış? Meçhul, evet Hikmet Kılıcımlı ne zaman yazdığı meçhul. Yani orada konuşarken bunu aldı, bunu veriyor şuraya, deform etti, iyice yerleştirdi, şeklinde bir devam vermedi. Bu, hemen çok yaygın bir kişiler var, kişilerde var. Yani mesela bir Kemal Kaya sayısı var izlerken, işte bir ay önce çıkmış, orada da bunu, burada daha sınırlı bir şey söyledi şey yaptı ama orada daha net bir biçimde bunun birebir Hikmet Kılıcımlı'nın metinlerinin kopyası olduğunu söylüyor. Yani bunu söyleme gayet bir hikaye, bunu somutlaştırmak ayrı bir hikaye. Bu o kadar belirli bir şey değil ve o dönemlerde o hikayenin birbirlerinden olağanüstü farklı oldu. Kılıcımlı'nın bu tür metinleri mesela Osmanlı toplumun maddesi, tarihinin maddesi metni daha sonraki dönemde yapıyorum. Yani şimdi tam gider Kılıcımlı her zaman 60'lı yılların sonlarında ve 70'li yılların başlarında bir tane metin yazıyor, kitap yazıyor. O kitapta da çok net bir biçimde neyi söylüyor, şunu söylüyor. Yani hasretliyor, üretim tarzı diye bir şey yoktur diyor. Kılıcımlı'nın söylemek istediği hikaye çok daha şey hikaye, ileri düzeyde hikaye, Kılıcımlı ben Marx'a, Engels'e katkı yapıyorum diye söylüyor. Kılıcımlı'nın en iddialı olduğu olan Osmanlı toplumunun farklı yerlerine bina edilmiş bir yaklaşım tarzı değil. Kılıcımlı'nın en iddialı olduğu olan bu tarih devrimi dediği dönem söylediği şey. Ve mesela hakikaten baktığın zaman Kılıcımlı doğrultusunda metin yazan hiç kimsenin metninde Osmanlı toplumunun farklılığına dair bir ibare, bir yaklaşım tarzı yok. Yani şimdi baktığı zaman mesela ne var? Şurada var. Yani mesela İslam geçmişine o dönemde Kılıcımlı daha olumlu bir tarzda bakıyor. Kılıcımlı'nın bakış açısında kitabı şeyler çok daha fazla. Kılıcımlı'nın bakış açısında Kur'an yorumu da var. Anlatabiliyor muyum? Yani Kılıcımlı'nın bakış açısı çok daha kapsayıcı. Bununki çok daha belirgin bir mesele üzerine odaklanan bir şey. Ve o dönemin temel tartışmasının, temel tartışmasının bir yönünün en nasıl söyleyeyim, en istikrarlı, en inatçı tartışmacısı olarak tezahür ediyor. Şimdi biri bu. İkincisi, şimdi ben bir takım şeyler söylemeye korkuyorum da şimdi sizin konuşmanızda da şey oldu, bu geldi. Şimdi insanların yaklaşım tarzı, yani siz tabii tam onu söylemiyorsunuz da yani sizin söylediğinizden çıkacak bir şey anladım veya genel olarak söylenen bir hikaye
Kemal Sayar'ın çok tipik bir kadın düşmanı oldu. O haritada, cinsel ilişkileri gösteren haritada benim düşündüğüm şey ya da takıldığım şey insanların çoklu ilişki yaşaması ya da partnerlerin birbirlerine aldatmaları değil, marazi bulduğum da o değilmiş. Benim marazi bulduğum... Yani marazi bir şey var. Var, o şey, o şey hocam. Karakterler öylesi, yani aldatmayı demiyorum marazi, o halinin halinleri, o ayrı bir şey. Benim marazi bulduğum ama karakterler ilişkilerde, ilişkileri için öyle seçimler yapıyorlar ki, yaptıkları seçimler kendileri başka olmak üzere yakın çevresindeki herkesin hayatını mahvediyor, çökertiyor. Tamamen çökertiyor. Ben de aldatıyorum. Ya şimdi bunu anlatsın. Şimdi ben öyle düşünüyorum. Genel olarak ben şey dedim. Yani tipik yaygın bir biçimde o yazıda da var. O yazıda da var bir kadın düşmanlığı. Bir şey var. Bir şey var. Köydeki işimden işimden anlatıyor. Hatta
köydeki biçimden işini anlatmanın ötesinde kentteki biçimden işini de mi anlatıyor? Problem orada. Yani bütün hikaye şey, bu sadece şey ilişkileri değil, üretim ilişkileri değil, şey, kültüren durumlarda nasıl bir fotoğraf verir? Yani orada bariz bir biçimde olmuyorsun ama şeyde yazılan metinlerde öyle bir durum söz konusu değil. Bir de ne? Pardon, şunu söyleyeyim. Bir de yani mesela çok az geçti, aykırı cinsellik konusuna fazla giriyor. Şimdi bir de baktığınız zaman aykırı cinsellik, lezbiyenlik ve bilmem ne yeni Türk romanında çok da önde ve bunların temel tuşlama biçimi de geçmiş dönem romanının bunlardan nazar olmaz. Yani geçmiş roman şeyleri, metinleri Türkiye'de insanlar hep normal cinsel ilişki yaşıyor şeklinde. Tebebredir. Yani insan baktığı zaman buraya onu anlamak bir mesela kişi üzerinden, Kemal Tarih'in tabisi olması, işte o şöyle etkilemişti, kişileri ona göre kurulmuştur, girişi yazılar var ama ben okuduğumda şunu gördüm, kendi görüşümden çok zaten toplumun görüşünü vermeye çalışıyorum. Yani toplumun o zamanki bakış açısı kadına veya erkeğe bu şekilde kendini dışında tutarak bunu vermeye çalıştığını gördüm ben. Hani yoksa kendi düşünceleri, kendi cinsel yönelimleri veya cinsel yapış açısı olarak değerlendirmediğim tamamen o dönemin şeysine veriyor yani. Bakışın, toplumun açısını veriyor. Hatta bunu şeyde, o Osmanlı'nın çürüş dönemiyle birlikte karşılaştığa baktığında kişisel bir şey olduğunu düşünüyorum. Kendi kişisel görüşleri olduğunu düşünmüyorum ama dediğiniz gibi genellikle Kemal Tarih tartışılırken Kemal Tahir üzerinden romandır derlendiriyor. Toplum üzerinden değerlendiriyor. Yani arkadaşlarım söylemek istediğimi daha güzel bir şekilde söyledi. Yani bir fotoğraf çekmeye çalışıyor ve bu fotoğrafın içinde ne var? Osmanlı'nın başından itibaren ne zamana kadar? Çok yakın zamana kadar. Ne zamana kadar? 1950'li yıllara gelene kadar bir Türkiye fotoğrafı. Yani çünkü 1950'li yıllar, son 50'li yıllar Çamatay'ın metinlerinde yok. Şey baktığımız zaman. Yani hakikaten o tarz yaygın bir şey biçimi, değerlendirme biçimi var. Hatta bu en bariz bir biçimde klas görme yaklaşım tarzına yansıyor. Yani şimdi Çamatay'ın hakikaten mesela ne diyor işte o Kürenkler'den anlattığı romanı, Boşlu Bekir Çekilmek romanı farklı bir roman. Şimdi şöyle bakmak mümkün. Yani bu bizim romancılar nasıl insanlar? Bizim romancılar, önemlice bir kısmı, Çinliciler de dahil. Yani rüzgar nerede ne sese oraya doğru giden insanlar. Çok net bir şey. Yani şimdi baktığın zaman bir partili olmak yanlış bir şey değil o anlamda söylemiyorum. Yani Orhan Kemal'in, Yaşar Kemal'in, başkalarının 1960'lı yıllar siyasetiyle çok direkt bağımlılıklar var, çok direkt yakınlıklar var şeye baktığımız zaman. Hatta takip ettikleri siyasetçilere göre davranışları da var. Mesela Yaşar Kemal siyasetle ilgilenmesinin şeyinden en yoğun olduğu dönemde Aybar'ın çok fazla yakınındaydı. Ama bir romancı olarak, bir düşünce adamı olarak Yaşar Kemal Aybar'la hayatta kıyaslanabilecek birisi değil. Kemal Tahir'in farkı, Kemal Tahir Türkiye'deki şeyleri entelektüel siyasetçileri biraz değil fazlasıyla yukarıdan değerlendirebilen bir insan. Yani ömrünün şeyine mi yapıyor, söyleyebilmesi mümkün değil. Yani Türkiye'de sol ne diyor? Türkiye'de sol sosyalizm, Türkiye'de batılaşma hareketinin yeni dönem konudur.
Yani şimdi baktığınız zaman Türkiye'de 60'lı yıllarda şekillenen harekete yönelik eleştiren bir tutum var. Hocam aslında biraz da Cemal Tahir'in yukarıdan söylüyor. Onu biraz daha temellendirerek ortaya koyduğu için biraz farklı olduğunu söyleyebiliriz. Yani o temellendirmesi aslında yukarıdan söylenen şey, hani biraz daha karşılık bulmaya yönelik yukarıdan söylüyor ama Cemal Tahir'in iyi bir şekilde temellendirdiği için karşılık bulduğu, ortaya farklı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii yani bu batılaşma hareketinin yeni bir versiyonudur. Yani bunu sol olarak nitelemekten ziyade batılaşma hareketinin devamı olarak görmek gerekir. Başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi baktığınız zaman, şimdi romancıları bırak Türkiye'de şeyler, entelektüeller, soldaki entelektüeller. Yakın zamana kadar Nazım Hikmet hakkında eleştiren hiçbir şey görebilmiş değil. Kemal Tahir daha 60'lı yılların başında kendi geçmişine bakıyor. Kendi geçmişine bakarken ya biz diyor 40'lı yıllarda, 50'li yıllarda işte yani sosyalistik, komünistik ama yani onu çok fazla ciddiye almanın haberi yok. Bu bir gün Nazım Hikmet sosyalizmidir, Nazım Hikmet komünizmidir diye hafif alarak değerlendiriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi baktığın zaman Türkiye'de hakikaten Nazım Hikmet hakkında eleştiren eleştiri yapabilecek Kemal Tahir gibi çok uzaktan gelen bir insan içinde böyle bir eleştiri yükümlülüğü olsa bile bunu söylemek konusunda bir nedeni cesareti yok. Yani Kemal Tahir'in kazandığı hikaye hep bilgilenmesinden kaynaklanıyor. Hem de medeni cesaretinden kaynaklanıyor. 60'lı yılların ortamına baktığı zaman 60'lı yılların ortamında Türkiye'de kendine şadaşa saygı olarak gören solun veya o dönem Kemalizminin en temel olarak söyleyeceği laflardan biri ne? En temel olarak söyleyeceği laflardan biri köy enstitüsü. Türkiye'de köy sorununun sadece eğitim alanında değil, Türkiye'de üretim alanında da çözebilir şeklinde tedavi ediyor. Ve hatta o dönemde baktığım zaman yani 1969 bu metin ortaya çıkıyor ve hakikaten o eğilim bozuluyor. Şimdi hakikaten ilginç bir hikaye var. Şimdi hangi metin çıkıyor? Ne bozuluyor? Şey, köy enstitüleri üzerindeki yaklaşım. Bozulmaki çekilmek var. Yani o orada yaygın olan hikaye sarsılıyor. Ve Kemal Tahir'in en fazla eleştiri yapılan metni bozulmaki çekilmek. Yayınlandığı dönemde de eleştiriyor. Yani mesela şimdi tamam Debrecen evlerinde de eleştiri demesi çok fazla değil. Eleştiri var ama yani en yoğun olarak eleştiri olur. Mesela Körfez'den yazılan en ciddi kitaplardan biri hakikaten fazla ciddi kitap yok. Körfez'den Türkiye'de en az çok da fazla parama sıkmıyor ama yani 60'ın üzerinde kitap hele yeni kuşak köyleri şeyleri daha cahil. Onların içinde daha kötü. Eskiler daha iyi. Tamam mı? En ilginç metin ne biliyor musunuz? Çok ilginç bir şey Türkiye'de hakikaten baktığınız zaman. En ilginç metin Fay Kirby'nin Türkiye'de köy enstitüleri metni. Fay Kirby bir dönem merkezde evli olan kişinin. Hatta o metin, o fotoğraf tezi, o metin biraz kısaltılarak yayınlanmış bir metin. İçinde de o kısaltılmış kısmında ne var ve ne olduğu üzerinde bir derdi yok. Daha sonra da hakikaten baktığınız zaman ilginç bir şey. En ciddi metinlerden biri İsmail Hakkı Komşuloğlu'nun yazdığı metin. Devrim açısından köyüstarı metni 1970'te yayınlanmış. Orada bütün köyüstarı üzerindeki bütün eleştiriler ve olumlamaların kısa ve günlük sayılabilecek bir şey var. Yani orada bu hikayeyi görüyoruz.
Ama fotoğrafın bugüne baktığın zaman bir durum insanlar kreatörü hakkındaki fikirlerinden bariklik içinde değiştiriyor. Yani şimdi çoğu kişi kreatörüne yönelik eleştiren bir bakış açısından yani bu hikaye 80'li yılların başlarında başladı. Daha sonraki dönemde de yaygın bir hale gelmeye başladı. Bu yaygınlaştı. Bayağı yaygınlaştı ve kreatörüne yönelik bir eleştiri yani söylemek istediğim hikaye bazı noktalarda köye bakış tarzında Türkiye'de küçük üretim konusunda nerede bulunduğum nerede söylediğim başka konularda kadın düşmanlığı konusunda maddi cinsel ilişkiler konusunda Türkiye'nin geldiği nokta şeyde Kemal Bey'in eski dönemde bariz içinde abarttığı durumla acayip bir paralel yaratıyor. Yani şimdi hakikaten baksak onu görürsün. Edebiyat anlayışının kurmacıya yakın olduğunda en güzel göstergelerinden biri bu Notos dergisinde Kemal Tahir neden yemiş sayısı çıktı. Tam o sayıdan mesela baktığın zaman iki kişinin değerlendirmesi var. İki kişi Türkiye'deki bu siyasal şeylerde bunun edebiyata yansımasında çok ilgili insanlar değil. Bunlardan birisi, ikisi de top, yani modern insanlar da iki oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde, tam iki sefer. Birisi Devlet Köroğlu, birisi Durgun, unuttum, Durgun Köşan. İkisinin metni okuduğu zaman şu hikaye oldu mesela. İkisi de edebiyatta yeni yaklaşımlara daha açık bir şey. Öbürler işte tezli roman, bilmem ne roman diye adam eleştirirken bunlar adamın yaptığı bir kısım şeyleri yeni dönem roman anlayışına ne kadar uygun olur söylemeye çalışıyorlar. Yani teknik boyutuyla, kurmaca boyutuyla adamı yazdığının bir ölçüde hakikaten roman olduğunu söylemeye çalışıyorlar. Yani onu da fotoğraf olarak görmem mümkün. En ilginci bu modernleşme sürecinin eleştirisi ve modernleşme sürecine bakış tarzı üzerinde olan. Yani Kemal Tahir'in en büyük yaklaşım tarzı zaman içinde fikirlerinin bariz bir biçimde değişebilmesi. Yani bunu bizzat kendisi sürekli olarak söylüyor. Yani şimdi ne olarak ortaya çıkıyor? Tipik Cumhuriyet döneminde tipik bir Kemalist olarak ortaya çıkıyor. Yani kendi yayınlamadığı romanlar daha sonra yayınlandığı zaman bir ülke kalesinden Türkiye'nin insanlarına kadar o kimliği belli zaten yazılan metinlerde de var. Yani doğal olarak da o ortamda yaşayan bir insanın dönemin heyecanına kapılmaması mümkün değil. O dönemin heyecanı onun içinde var. Ve ne şeyle gösteriyor. Nazım Hikmet'le buluşuyor. Nazım Hikmet'ten etkileniyor ve şeye gösteriyor. Komünizme gösteriyor. Sosyalizme gösteriyor. Sene 38, 12 sene içeride kalıyor. Yani şimdi mesela devlet konusundaki yaklaşım tarzı bizim pek algılayabileceğimiz bir yaklaşım tarzı değil. Devleti önemsiyor. Yani devleti her dönemde önemsiyor. Hatta adamın biri devlet senin içeri tıktığında da haklı mıydı diyor ya da haklıydı diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şeye baktığı zaman en ilginç hikayelerden biri budur. Yani şimdi mesela adam o dönemi anlatıyor. Niyazi Merkez. Niyazi Merkez anılarını anlatıyor. Kemal Tahir hakkında söylenen önemli şeylerden birisi şu. Herkes geçmişine çok yaslanır. Ulan ben neler yaptım? Anlatabiliyor muyum? Hikaye oldu. Ben var ya. Yani kendi etrafında bir efsane yaratmaya çalışır. Ve mesela Cezler Kesin anıları 40-50 dönemden var. Yani daha sonrası önemli değil. Öncesi zaten önemli değil.
yani hayatının bir dönemine şeyi vurmuş. Ortam vurmuş. O dönem hakikaten unutulmuş. O kadar unutulmuş ki İnternet gazetesini yazarken adam baktım bir de geçirdim. Çünkü yani o dönemde yeni başkan yaşıyor. Yani hakikaten o yandığı takdirde yandığı takdirde olduğunuz zaman o anlamadım. Osmanlı'nın ayıklarını yani. Ha. Ve o şeyleri yaşıyor. Yani kimin bir şey, ben de bileyim onu yazarken aklımda diye çekiyor. Eşi de öyle. Yani İzmir'de adamın biri belgesel yaptı, belgeselerine. En son eşini, üçüncü eşini şey yaptı, konuşturuyor. Anlatılıyor mu? Yani şimdi buna takılıyordur da yani şimdi hikaye şey, adam zaten şeyde, hapishanede iki kere evlenmiş adam. Anlatılıyor mu? Sonundaki zaten adam şey, bir biçimde bir şekilde yani eski bir komünistle evleniyor, anlatabiliyor muyum? Kemal Kerimistan'ın eşi, onun eski eşi. Ve şimdi bakıyorsunuz. Alışkın mı diyelim? Ha? Alışkın mı diyelim? Ben öyle bir şey duramıyorum. Yani şimdi simik olarak baktığım zaman hikaye ülkede biraz böyle gelişiyor. Ben o metinleri, Sabah Bilgi'nin kitabı var, Bahriyor, Bahriyor'da. Yani çok sevdiği bir kadın var. Ben bunu diyor, evlenelim diyor ya da sevgili olabilir, tiyatroya çıkarmam diyor ya da bilmem nereden oynayamam falan diyor. Nazım diyor. Nazım Hikmet diyor. Nazım Hikmet diyor. Şaşırıyorlar orada. Nazım mı diyor bunu diyor. Evet de Nazım öyle bir zaten. Sen bunu bana diyorsun. Bunu ilk başkalarına söyle. Tamam ya. Kapanıya gitmiyor. Hikmet diyor. Tipik Nazım'ın tipik Türk erkeği olduğunu söylüyorsun ya şeyde şimdi yani onu ona şey yaptığın zaman hayır Kemal yani, Şahin'in kafiri değil mi? Başka bir hikaye var. Yani şimdi bu hayat hikayesini anlattığın zaman Kemal Tahir tipik belki de o yani, Türkiye'nin kültüründen etkilendiği etkilenmesine gönderme yaptığın zaman kirayla ayrıldığında acayip tepki veriyor. Yani şimdi acayip tepki veriyor. Yani şimdi baktığın zaman bu hikayenin biraz öbür yanı. Yani ne prototipik erkek kadına çok olağanüstü rahat davranıyor. Hikayesinin ötesinde bu tipik yani biraz gelenekçi ve muhafazakar bir çerçeveden bakıyor hikayesini de çıkarıyor. Neyse bunlar önemli değil. Yani ne çıkarsa çıksın o açısından önemli değil. Adamın yaklaşımları çok daha şey yani adamı o çerçeveden şey yapan yargılaman da anlamıyor ama yani anlamak bakımından. Yani romanını çözümlemek bakımından, romanın ortasında kendinin yerini fark etmek bakımından önemli bir şey. Mesela şimdi bu noktaya götürdüm ben. Anlatacağım şeyi de bunu. Şimdi asıl yani şimdi bu köy hikayesi, köylü hikayesi çerçevesinde baktığın zaman bu roman boyunca bir şekilde romanı bayağı merkezi bir yerde duruyor. Hemen belki şöyle bir şey yanlıştır o ayrı bir şey ama bu Türkiye'de o dönem bakış açısından çok farklı geliyor. Yani bir kere de köy yükseltmesi, köyün yükseltmesi bir ikincisi köşkün yükseltmesi. Her bir şeye tepkisel tarzı bakmış. Bunun niye böyle olduğunu en güzel göstergesine biliyor musun? 2000 yılında, galiba 2000 yılında Zevkler'e o dönemde Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyordu. Cumhuriyet Gazetesi'nde yazarken zamanında da yazıyordu. O arada ikisinde de yazıyordu bir ara. Zaman Cumhuriyet Gazetesi'nde yazmasına tahammül etti. Cumhuriyet Gazetesi zamanında yazmasına tahammül etmedi. Ama şimdiki durumda olsaydı hiç kimse tahammül edersinler ki yani. İsterseniz komite şeylerle bulmamayı konuşalım da. Şimdi o konuya geldiğimiz zaman soruşturma yaptı. Soruşturma yaparken şey söylüyorum. Yani Türkiye'de yaptığınızda önemli olan hangisidir? Bizim köy mü? Bulduğum mu? Ya şimdi o dönemde, önümüzde 70'lerden sonra, 80'lerden sonra hiçbir edebiyat ilgilisinin, edebiyat konusunda bilgi olan hiç kimsenin şey demesi mümkün değil o dönemde. Yani bizim köy büyük edebiyat metnidir demesi mümkün değil. Yani eski dönemde de tercih edemezsin. Ama yine de o yılda galiba 2000 yılında çok merak ettim. Çok sayıda kişi
az olmayan, sayıda kişi ve ölürün, yani bizim köyü çok önemli metin olmuş. Yani hakikaten o döneme baktığın zaman en çarpıcı konu orada geliyor. Bir de 1900 adam uzadı. O zaman şunu kısa yazmasın, en önemli hızı buydu. Bunları yayarak anlatmasam, kısa kısa anlatmaya kalksam, ondan kadar tamam benim anlattığım bitti desem ben düşünüyorum da kalırım. Yani bir şey değil, sanki hazırlanmamış gibi bir durumda kalırım. Ama yani şimdi bütün yerler zaten alır. Yani şimdi notlara bakamıyorum, baktığım zaman önemli hızlıkları atladı. Ne kadar önemli şey varsa, anlattığım şekilde bir karakter varacağım. Yani en çarpıcı kısmı da en çok dönemi. En son dönemde, Kemalizm üzerine eleştirilerin başladığı dönem. Yani şimdi o döneme baktığım zaman 60'lı yılların bu köy tiradalası, yanında bir de Kemalizm olan işte o bakış tarzı var. Kemalizm de sosyalizm kaynaştırma tarzı var. Kemalizm de sosyalizm iç içe geçirme tarzı var ve Kemalizm değil de sosyalizm olduğunu söyleme tarzı var. Şimdi kim bunlara yönelik tepki veriyor? Bir komünist tepki veriyor bunlara yönelik. Eski bir komünist tepki veriyor. Eski mi yeni mi o konuda eski tabirini çok fazla kullanmıyorum. Yani ne diyor? Ben diyor hayatım boyunca bir sistem dahilinde düşündüm diyor. Yani geçmiş dönemden çok fazla ve fazla farklılaşmak diyor. Şimdi onun en güzel göstergesine, işte onun en güzel, en bariz göstergesi hangi vakitinde bulabiliriz? Kurtuan'ın vakitinde bulabiliriz ve yol ayırmak. Ve o dönemde de bazı şeyler var, ilişkiler var. Yani ne tür ilişkiler var? Şimdi mesela bunu ben söylemeye kalksam hakikaten tuhaf bir şey olarak olur. Yani böyle bir hikaye olabilir mi diye insanı düşünebilir. Mesela 68 yılında Ecevit CHP içinde en son dönemin dışında, en son dönemde de biraz zorlu bir farklı bir şey, geçmiş dönemde Kemalizm'e yönelik en ileri eleştiri yapan kişi. Yani o dönemde neyi söylüyor? Şunu söylüyor. Ya diyor, biz diyor şey yaptık da diyor şapkayı çıkardık da pesi çıkardık da şapkayı iyi bir şey oldu diyor. Yani bu tür davranışlar diyor. Diğer davranışlar diyor. Aklı olan şey diyor. Şey yapıyor. Bunu tutmuyor. Ve şeyin Kemal Tahir'e yönelik olağanüstü bir yoğun bir ilgisi var Ecevit'in. O kitaptan okursana. Ne diyor? Ecevit ne yazmış? Kitaptan ne diyor ya? Tamam, 99 yok mu lan? Yani... Ya kısmen mi bana o şey ya? O kısmen bir an değildi. Şimdi bir an değildi. Ha, o ayrı. Yazılım bozularak yeniden şey yapamaz. Yani o ultra sinema kafasının içinde var. O bundan değil. Ya o kitabın içinde var. Ha? O kitabın içinde de var. Tamam, ben de bir şey yapamıyorum. Bir kitabı okumadım diyorsun ama o kitabın içinde yok diyorsun. Başka yok. Hayır. Yani o hikaye, yani o kitabın içinde de var. Tamam. Yani, bu neyse, bir şey kitabında var mı? Tamam, yok. Tamam, yok. Yani, hiç yok. Burak seni görünmem kaçar mı yani? Neden mi görünmem kaçar? Ecevit Sinema o şey kitabında, Uçak Sinema Kaması kitabında Ecevit'in bir yazısına gönderdim. Yazı şeyinde, devlet anlattı, 67 yıl oldu. Yani şimdi nasıl aramında bir yazıyı okuyan yok, değil mi? Okudun mu sen? Yok. Ailesinin yazısında da yok. Ha, o kadar. Sen de benim gibi aktarmalı. Yani tarih edebiyatımızın veya edebiyat tarihinin şaikası diye bir başlıkla devlet analizlerine bir metni var. Ne zaman? 68 yıl. Yani şimdi baktığım zaman ilginç bir hikaye var. Yani bu hakikaten böyle bir bağlantı olduğunu gösteren bir hikaye değil de mesela ilginç bir şey muhtemelen bu da 68 yılında çünkü bunu mesela söylesen hakikaten böyle insanlar çok başlıyor.
ya bu hikaye hakikaten oldu mu diye düşünür. Anladın mı? Kukka'nın romanı tabii biçimi belki değişik olabilir ama ben değişik olduğunu zannetmiyorum. Uluş gazetesine tefrika ediyorum. Ulan bu hikaye olabilir mi olamaz. Yani bu İsa'nın büyüklüğü zaman bunu anlamayabilir. Çünkü çıktığı zaman İsa'nın roman içinde ne olduğunu bilmediği için gayet doğal bir biçimde bu roman tefrika edildiğini söylüyor ve bir biçimde bir şekilde Kemal Tahir de o dönemde yeni bu hareket aslında yeni bir biçim alan bu hareket aslında onu hikayeler beğendim. Yani söylemek istediğim hikaye şu. Üç tane roman Türkiye'de çok büyük bir etki yapıyor. Romanın birisi de sana Osmanlı'nın kuruluşunu anlatıyor. Osmanlı'nın kuruluşu bizim o dönemki ortamımıza yakın bir metin değil ve Osmanlı'ya yönelik olumlu temayülleri, değerlendirmeleri o dönemin kendi ortamında tepki yaratan bir şey. Ama o ondan daha fazla yakın dönemlerine söylenen şeyler tepki çekiyor. Yakın dönemlerine söylenen şeyler ne güzel karşılanıyor? Kurkan güzel karşılanıyor ve yol ayrılacak. Şimdi Kurkan'ı biraz daha ikisi de tam 27'yi ve 30'u anlatıyor. Yani baktığın zaman onların tarih süresi 3 yıl bir süre. Yani neyi anlatıyor? İzmir Üniversitesi. İzmir Üniversitesi'ndeki genel gelişmeleri anlatıyor. Sovyetler Birliği'nin konumuna da dikkat ediyor. Şey yapıyor, tahlillerinde o gündeme geliyor. Kara Kemal Eksen'inde bir takım şeyler anlatıyor. Ve bir dönemin eleştirisi ortaya çıkıyor. Yani bu hikayenin evde anlatıldığı gibi anlaşılmayacak bir şey olduğu ortaya çıkıyor. En son bölümde bu öbür şeylerle de ilgisini kesmediğiniz en güzel şeylerimiz olarak o yol ayrımında görüyor. Yol ayrımında ne güzel duruyor? Serbest Sultan'ın kuruluşu da duruyor. Serbest Sultan'ın kuruluşu ve faaliyetlerinin toplumda ne tür etkiler yarattığını anlatmaya çalışıyor. Mesela şimdi herkes mesela orada bir şeyden bahsediyor mu? Ferhat Yunuslar'dan bahsediyor mu orada? Roman'da. O da senin için dedi yani. Yunuslar'dan bahsediyor. Yunuslar'dan yazılarından bahsediyor. Şeyden bahsediyor. Nasıl söyleyeyim? Ahmet Ağabey'in Serbest Sultan'dan bahsediyor. Şimdi mesela herkes, yani bunlar tezli roman derken neyi alıyor? Onlara esas alıyor ve onlarla değerlendirmeye gerekiyor. Hatta bu dergilerin birinde bundan kalkarak nasıl o dönemi anlatmaya, o dönemi izah etmeye çalıştığını gösteren, yani bir de bir aktarma olduğunu söyleyen bir eylem var. Ahmet Ağabey'in metinlerinden aktarıyor. Şimdi aslında bizim kendimizi zorlamamıza gerek yok. Hiç kimse burada dinlenme oranlarında dahil dinlenmekten haberi yok gibi. Öyle mi? Niye? Ben de dinlen dedim ben. Benim ne dedim ama ben dedim. Yok mu? Niye? Anladın mı? Ben onu sormaya çalışıyorum. Yoksa değil. Burada ben ne anlatıyorum burada ya? Ben ne demek istedim? En çok söyledi. Yani ulan bizim yükselikte olduğumuzdan haberimiz yok. Gerçekten ne söylemek istiyorsun ben? Aslında buraya biraz yabancılaşmışsın sen. Aslında evet. Yok öyle. Yabancılaşmışsın aslında demiyorum. Ya, tam buranın alakalı olmuşuz anlamında söylüyorum. Yani ne demek istedim hakikaten? Hakikaten hiç anlamadım ya. Ulan ben ıkına sıkına bu kadar şey yaptım. Demek ki anlatamadım. Tam çıkıyoruz, hemen çıkıyoruz biraz. Bu gelen öğrenci değil mi? Korkak değil mi? Bizim eski öğrencimiz, şimdi Kayseri'de yardımcı hocam. Öyle mi? Ben anladığım zannettim derken yani bunu istediğim kadar zaten biz kaç yaşa seni öğreteceğim. Yok, bir isteyen yerim var. Ben başka şey öğrenmeyeceğim. Ulan biz dinlenme olduğumuzu bilmiyor muyuz?
İnternetten gerçekten amaçtan hoca var ki zaten yani kimse gelmez devam edebiliriz diye. Yeah.